Merhaba Hilal TV izleyicileri. Bugün yine önemli bir konuyu, çok değerli bir konumuzla konuşacağız. Bugün Müslümanların temel sorunlarından biri olan din eğitimi konusunu inşallah hocamızla konuşacağız. Çünkü gerçekten belki abartılı bir söylem olacak ama hocam takdir ederse Allah'ın indirdiği vahide tebliğden önce ikra ayetiyle aslında eğitim Kesinlikle. emredilmiştir. Dolayısıyla din eğitimi biz Müslümanların en temel sorunlarından ve konularından bir tanesi. Bugün dilimizin döndüğü kadarıyla hocamızın da yardımlarıyla, fikirleriyle inşallah din eğitimi konusunu işleyeceğiz. O yüzden tekrar hem siz değerli izleyicilerimize hem de hocamıza hoş geldiniz Hoş diyoruz. bulduk. Sefa bulduk. Arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sefa bulduk. Teşekkür ederim. Hocam bugün siz gelmeden önce şey diyordum arkadaşlara. Başbakan gelseydi bu kadar heyecanlanmazdım. Estağfurullah, estağfurullah. Ben Hocam, müsaade isterim mi? yok, hocam geliyor çünkü hani bizim geleneğimizde ilim ehline gerçekten saygı göstermek bizim için ibadettir aslında. İlme saygı hepimiz Evet, için öyle. aynen öyle. Hatta alimlerin bile kendi ilimlerine saygı gösterme mecburiyeti vardır. Doğrudur hocam. Böyledir yani. Hocam. Yani kendi ilimlerine kendisi saygı göstermek mecburiyetindedir. Evet. Okumaya başlamadan önce abdestin alınması da biraz bu ilme olan saygının bir Eyvallah. göstergesi. Yani adab-ı ilim babına girer. Evet. Hocam bu konuya yani Türkiye'de din eğitimine girmeden önce biz istiyoruz ki çünkü aslında dünyadaki sistemi taşların yer yerinden oynatan eğitim sistemi modernizm virüsü denen bir şey var. Yani modernizmle başlayan bir ayakların başların ayak olduğu sistemin alt üst olduğu bir yapıdan söz ediyoruz. Türkiye'de din eğitimine geçmeden önce bu modernizmin dine, bilgiye, insana, ahlaka bakışı noktasında bir genel çerçeve çizebilirsek ondan sonra Türkiye'deki din eğitimini, Cumhuriyet'le başlayan din eğitimini konuşurken kullandığımız kavramlar ve söylediğimiz şeyler zihinlerde daha iyi nakşedebilir, Eyvallah. oturabilir diyoruz. Yani modernizmin insana, dine, ahlaka bakışı nedir? Bundaki çarpıklık sanırsam bugünkü yaşadığımız sorunların temelini oluşturuyor. Eyvallah. Nasıl yapalım? Konu başlığımız din eğitimi gibi Evet hocam. gözüküyor, eğer yanlış anlamadımsa. Şöyle yapsak olur mu? Din eğitimi terkibinin müfredatını, kavramlarını şöyle kısaca bir açıp ondan sonra modernizme geçelim Olur mi, hocam. yoksa onu mu geriye mi bırakalım, siz Yok bilirsiniz. olur hocam. Sizin dediğiniz gibi de olur. Yani Sıkıntı yok. dinden ne anlıyoruz? Yani kavramları ile ne kastettiğimizi ifade etmeden onun üzerine bir şey koyamıyoruz. Koyarsak da dağılıyor. Onun için sağırlaşıyoruz. Birbirimize tabir caizse otistik Muamelesi oluyoruz. yapıyoruz. Onun için din nedir? Dinden ne anlıyoruz din deyince? Herkesin din tarifi aynı değil. Bir Budistin din tanımıyla bir Hristiyanın din tanımı, bir Hristiyan din tanımıyla bir Müslümanın din tanımı aynı değil. Olamaz da zaten. Onun için dinler tarihinin din tanımıyla ilahiyatın, teolojinin din tanımı aynı değil. Müslüman geleneğinin din tanımıyla Kur'an'ın din tanımı birebir aynı değil. Dolayısıyla din nedir? Din eğitimi terkibinde yer alan din nedir? Yani kısaca fakirin tanımı, yani bu tanımın üzerine inşa edilsin istiyorum söyleyeceklerim. Tanımlar, tarifler yapılmadan kabınız olmaz, içini dolduracağınız kabınız. Kabınız yoksa bir şeyi dolduramazsınız. Orada gözükmez. Onun için tanımlar aynı zamanda sınırlardır. Sınırlayalım meseleyi. Din nedir? Din, Allah'ın fıtrat altyapısına uygun üst yapıdır. Çok kısa. Din, Allah'ın fıtrat altyapısına uygun olarak gönderdiği üst yapıdır. Efendim, biraz hegelyen oldu altyapı, üst yapı ama hiç Şimdi sakıncası bilinç yok. altı bilinç üstü desek bu sefer Freudçi olacak. Eyvallah. Yani aslında bunlar hep keşiftir yani. Bunda hiçbir şey yok. Kavramları ona buna tapulamayalım yani. Bu bir. Eğitim nedir? Efendim, eğitimden neyi kastedeceğiz? Dersek eğer, burada eğitim ve öğretim, talim ve terbiye. Yani aslında öğretim talime karşılık bizim eskimez dilimizde. Eğitim ise terbiyeye Terbiye. karşılık. Fakat bunların birebir fiili karşılıkları
Bunlar ikisi aynı şey değil, aynı şey zannediliyor. Çok farklı şeyler. Ve ikisi bir kuşun iki kanadı aslında. Efendim, bir kanadını kırdığın zaman uçmaz. Bizim de uçmamamızın sebebi o. Efendim, aslında talim, öğrenim girdidir. Girdidir, öğrenim. Terbiye ise çıktıdır. Çıktıdır. O girdinin çıktısıdır. Yani bu bir tür gıdayı alırsınız, o gıda sizde enerjiye dönüşür. Yani görme o gıdanın bir çıktısıdır. Düşünme için beynin harcadığı enerji o gıdanın bir çıktısıdır. Tutma için elin harcadığı enerji o gıdanın bir çıktısıdır. Anlatabiliyor muyum? Tıpkı bunun gibi bilginin bir girdisi vardır. Bu bilginin girdisi tabii herhalde sorarsanız oraya da girebiliriz. Eğitimin nörobiyolojisi, eğitimin nörolojisi, eğitimin nöropsikolojisi. Bunlar önemli şeylerdir aslında. Yani neremizle eğitim görüyoruz, neremizle öğrenim görüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani limbik sistemle mi eğitim görüyoruz, yoksa korteksle mi? Yani hayvani tarafımızla gördüğümüz nedir? İnsani tarafımızla gördüğümüz nedir? Bunları hep avuçlarınıza bırakıp ben kaçayım oradan. Hocam bayağı bıraktınız onu söyleyeyim. Ama bunlar önemli şeyler. Bakın çok gerçekten de aslında bunları konuşmadan öbürünü konuşmaya başladığımızda sadece dalından üzüm yiyoruz, bağını sormuyoruz. Evet. Oradaki eğitimin girdisinin kalitesi de çıktının kalitesinde belirleyecek. Zaten mesele o. GDO'lu giriyorsa GDO'lu çıkar. Çıkıyor doğru. Anlatabiliyor muyum? Bilginin GDO'lusu vardır. Genetiği değiştirilmiş bilgi vardır. Problem orada başlıyor. Yani bilginin girdisi yanlışsa çıktısı doğru olmaz. Hocam şimdi din tanımı yaptınız, eğitim tanımı yaptınız. Evet. Bir de aslında şunun tanımını da mı yapmak gerekir diye düşünüyorum da. Şimdi genelde bizde din eğitimi denir, bir de dini eğitim denir. Şimdi ikisini de birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Hazır çerçevesini belirlerken. Evet. Şimdi bir din eğitimi var, bir de dini eğitim var. Yani din eğitimi dediğimiz şey daha çok bilginin öğretilmesi. Eyvallah. Dini eğitim dediğimiz şey öğretilen şeylerin hayata yansıtılabilmesi. Şimdi burada biz konuşurken din eğitimini mi, dini eğitimi mi? Yani bu konuda... Ben niye onu tanımlamaya ihtiyacı hissettim? Evet. Onu açıklayayım. Aslında o tanım ihtiyacını şundan hissettim. Din deyince insanlar ister istemez seküler bir zihniyetle düşünüyorlar. Evet. Onun için de din ve dünya. Ben onun için fıtrat altyapısına uygun bir üst yapı. Yani hayat üst yapısı. Hayat var içinde. Din de işte bir alan kalmıyor. Eyvallah. Zaten onun için tanımlama ihtiyacı hissettim. Çünkü biliyorum... insanımızın zihninde belli belirsiz bir sekülerlik var ve bu anlamda din deyince dünyayı dışarıda bırakıyor. Ne din ne dünya. Yani biz şimdi din eğitimi deyince Kur'an ne kitabı? Hadi size bir soru. Kur'an ne kitabı? Hayat din kitabı mı? Hayat kitabı mı din kitabı mı? Mesele bu. Sizin tarifinizde hayat kitabı. Hayır, benim değil Allah'ın tarifi. Efendim, hayat kitabı. Yani sizin kitabı kitabı mukaddes değil. Kitabul hayat. Hayat kitabı. Eğer Kur'an hayat kitabıysa din de hayat nizamıdır. Amin. Anlatabiliyor muyum? O zaman şimdi farklı bir yerden baktık. Farklı bir şey konuşacağız demektir. Yani doğru koyalım yerine. Biz din eğitimi deyince eğer biz bu din eğitiminin dışına efendim yeri göğü, ayı güneşi, insanı, insanın bedenini, manasını, maddesini, zamanı, tarihi, geçmişi ve geleceği biz bunun dışında yani tarihi tarih ilmine, göğü astronomi ilmine, taşı fizik ilmine, efendim otu kimya ilmine veya botanik ilmine, işte efendim suyu kimya ilmine vereceksek anlatabiliyor muyum? Kur'an'a göre bir ilim tanımı yapmıyoruz. Yani Kur'an'a göre bir din tanımı da yapmıyoruz demektir. O dolayısıyla yani biz burada konuşurken kavramlarımız bilinsin ki yani nereye attık da hangi kuş düştü
o doğru tespit edilsin. Meramımız doğru anlaşılsın. Eyvallah. Şimdi modernizme gelebiliriz eğer tensip buyurursanız. Yani aslında bütün bu söyledikleriniz, bu tanımlama ihtiyacımız bile bu modernizm denilen kesinlikle virüsten kaynaklanıyor. Eğer biz modernizm evet virüsüne bulaşmamış olsaydı bugün işte din dediğimizde insanlar böyle bir tanımlama ihtiyaç duymadan söylediğimizi anlayacaktı. Yani seküler, kesinlikle. Yani ya modernizmin ortaya çıkardığı seküler bir zihinle olayları değerlendirince biraz böyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Kesinlikle böyle. Modern kelimesinin etimolojisi kopuş demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani modern efendim kopuş demektir. Latince'de. Yani eğer kopuş olmasaydı din deyince ortak bir anlam alanımız oluşurdu. Aşağı yukarı anlaşacaktık. Meramımızı anlatırdık. Eğitim deyince, talim ve terbiye deyince de anlaşırdık. Anlaşamıyoruz. Çünkü kopuş var. Onun için önce tanım yapmamız gerekiyor. Sanki sıfırdan başlar gibi. Ki öyle gibisi biraz fazla. Çünkü iyiliş edildi kafalarımız. Dağıldık. Dağıldık ve esasında sanki aynı şeyi söyler gibi konuşuyoruz. Fakat aynı kelimeleri kullandığımız halde farklı şeyleri kastediyoruz. Aynı şeyleri kastetmiyoruz. Zira o kavramın içini dolduran tasavvurumuzu kim inşa ettiyse o yüklemiş oluyor. Aynen. Girdi oradan. Girdi aynı yerden değil. Girdi aynı yerden olmayınca maalesef aynı kelimeleri konuşuyoruz ama yine de anlaşamıyoruz. Aynı şeyleri kastetmiyoruz. Kastetmiyoruz. Onun için de sonuçta anlaşıp çıkamıyoruz. Hatta bir şeyi işleyemiyoruz. Bir bahsi tamamlayamıyoruz. Hep yarım kalıyor, hep dağınık kalıyor. Neden? Hatta bazen diyoruz ki ya çok şey konuştu ama hiçbir şey söylemedi. Evet. Çok şey dinledim ama hiçbir şey anlamadım diyorum. Diyoruz. Neden? Bu işte modernizmin bizde bıraktığı kopuş. O kopuş zihinlerimizi kopardı. Şimdi bilgiyi kim tanımlıyor? Bilgiyi eğer Batı tanımlıyorsa öncelikle bilgiyi Promete kompleksi üzerinden tanımlıyor. Yani Tanrı'dan çalınmış bir şey. Yani Tanrı'dan çaldığı kadar bilgili olacak. Dolayısıyla bizim bilgi efendim sistemimizden yola çıkarak tanımlayacaksak bilgiyi Allah'ın Adem'e ikramı. Evet. Talimul Esma. Çok temelde çok farklı. Nasıl aynı yere koyarsınız? Biri Tanrı'dan çalınmış bir şeyden söz ediyor, biri ise Allah'ın ikramından söz ediyor. Birinde Tanrı'dan çaldığı için çaldığı kadar bilgili oluyor. Yani tabir caizse Tanrı eline geçirse geri alacak. Öbüründe ise Tanrı bilgiyi verdiği için, Allah bilgiyi verdiği için Allah'a kullukla mükellef kılınmış. Yani bir yerde bilgi tabir caizse hırsızlık elması, ucu yenmiş apple. Öbür yerde bilgi ise Allah'ın ikramı. Şimdi İslam bilgi sisteminde Adem bilgi üzerinden tevbe etti ve bilgi üzerinden halife oldu. Bilgi üzerinden de affedildi. Eyvallah affedildi, tevbe etti. Ve alleme Ademel esma. Efendim ve Adem Rabbinden kelimeler aldı. Hatta bu bilgiden evet dolayı melekler kendisine secde etti. Eyvallah. Emre amade oldu. Dolayısıyla ta temelde fark var. Bu fark sadece burada kalmıyor. Batı bilgi sisteminde, Yunan Batı aklında bilgiden ahlaka gelinir. Bizde ise ahlaktan bilgiye gidilir. Yani bizde bilgi ahlakı bilgiden önce gelir. Onlarda bilgi ahlakından önce gelir. Onun için hırsızlıkla yola çıkabilir bilgi. Sıkıntı yok yani. Sıkıntı yok. Hırsızlıkla yola çıkabilirsiniz. Yahu hırsızlıkla yola çıkılan yerde bilgi olsa ne olur, bilge olsa ne olur? Kökeninde hırsızlık var. Üstelik de Tanrı'dan hırsızlık. Anlatabiliyor muyum?
Böyle bir sakat anlayış. Tanrı'yı insanın rakibi olarak gördükleri için aynen öyle. Sıkıntı büyük. Aynen yani öyle. Çalınan bilgi de bilge üretemiyor. Öyle kesinlikle. Bilgiç üretir. Evet, bilgiç üretir. Bilgiç üretir, ukala üretir ukala, ama evet, bilge üretemez. Yani Batı'nın bu tabii bunların üzerine Batı, Yunan Batı aklında konula konula nereye geldik? Şuraya geldik. Efendim. Vücudu değil, mevcudun bilgisini odaklandılar. Hani ecnebiler fokus diyorlar ya, mevcudun bilgisine odaklandılar. Biz vücudun bilgisine odaklanırız. Varlık bilgisi. Vücud ile mevcud arasında fark şu. Şunun vücudu birdir. Ama mevcud olarak bu farklıdır. Bu farklıdır, bu farklıdır. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Vücudunun birliğini gördüğünde yaratanın birliğini görürsün. Bu ve bu farklı eşya olmasına rağmen üçü de işaret parmağı olarak aynı yeri gösterirler. Üçü de tevhidi gösterir. Eyvallah. Yaratanını gösterirler. Fakat bu vücuda odaklandığınızda böyledir. Ama mevcuda odaklandığınızda, yani bilme sürecini, bilme işlemini start noktası olarak, başlangıç noktası olarak mevcudu koyduğunuzda artık eşyanın formuna odaklanırsınız. Anlatabiliyor muyum? Yani orada arkayı aramazsınız. Yani bağın sahibini sormazsınız. Derdiniz üzüm yemektir. Hocam ondan yararlanırken ötekini de ihmal etmiş ve ona zarar vermiş olursunuz. Zaten hocam cabirine... Zaten kopuş geliyor. Evet. Cabir'in de bu Arap aklının oluşumunda anlattığı şeyde işte biz ilmi kategorilere ayırdık. Dolayısıyla ayrılan kategorilerde birbirleriyle ilişkisini de kopardık. Evet. İlişki kopunca bütünlük ortadan kalktı. Doğru. Dolayısıyla işte zamanında İslam aklı daha çok tevhid iken bugün bölünen, parçalanan bir hale dönüştü. Bundan dolayı daha önce İbn Sina gibi, Farabi gibi, Razi gibi o tevhidi Hazar fenler evet kavrayan ve bu şekilde bütün ilimlerin arasındaki iletişimi görerek ortaya bir ilim koyan bilge insanlar, alim insanlar ortaya çıkarken bugün biz ilimleri böyle kategorize ettiğimizde haliyle o bilgeleri ortaya çıkaramıyoruz. İsterseniz bir eleştirisi var. Şöyle yapalım. Yani Cabiri'nin eleştirisi iç eleştiri. Evet. Şimdi biz modernizmin problemini konuştuktan sonra bizim problemimizi konuşalım. Evet. Bu ciddi bir problem ve bu problemin bizde de bir tarihsel süreci var. Yani bizdeki tarihsel süreç de hiç az buz bir süreç değil. Hocam, yani. Programa başlamadan önce şimdi süremiz kısıtlı olduğu için biz bir yarım saat bunu tartıştık. Ya şimdi, önce oradan mı başlasak? Önce buradan mı başlasak, buradan mı başlasak? Ben ısrar ediyorum, diyorum ki biz kendi geleneğimizdeki dinin eğitimi konusunu da konuşmalıyız. Kendi işte kendi bir kırılmalarımızı da konuşmalıyız. Konuşalım. Yani, bizim için önemli olan bunlar falan. Süpürerek temizlik olmaz. Halının altını da süpürelim. Aynen öyle. Canep abi yok işte modernizmi konuşalım sonra Türkiye'yi konuşalım falan. Bir yarım saat bunu tartıştık. Bence siz haklıymışsınız. Keşke bizden başlasaydık. Ama fark etmez. Yani neyse uzatabiliriz programı. Bizden inşallah başlamamız Kur'an'ı terbiyeye de uygundur. Çünkü istiğfara kişi önce kendisinden başlar. Yani Yunus gibi tevbe ederek başlasak daha iyi olurdu. Eyvallah. Ama fark etmez. Yani nihayetinde seyircilerimiz, izleyicilerimiz eşyayı artık yerli yerine, kavramları yerli yerine koyuyorsa mesele yok. Bizim burada muradımızı, meramımızı anlıyorsa mesele yok. Ama modernizmin problemi dedim, mevcut yerine, vücut yerine mevcuda odaklanması. Yani şekilci. Çünkü kullanacak. Evet. Kullanmaya odaklanıyor. Çünkü yararcı. Çıkarcı ve yararcı. Anlatabiliyor muyum? Onun için yani bir eylem üç şey için yapılır. Efendim. Fayda, has, hayır. Kur'an der ki bir eylemi hayır için yap. Hayır için yap, faydalı olsun. Hazzını da al. Ama hayır için yap. Anlatabiliyor muyum? Onun için haz için yaptığında hayır garantisi yoktur. Hayır için yaptığında fayda garantisi de vardır. Haz garantisi de vardır. Dolayısıyla
vücuda değil de mevcuda odaklanmak, hazza veya yarara odaklanmaktır. Hocam anlattığınızda evet. Yani modernizmle bizim geleneğimiz ya da vahiy arasındaki o kadar zıt bir anlayış türemiş ki ortaya. Yani çok patolojik bir vaka olarak ortaya çıkıyoruz. Yani biri hayırdan başlıyor, hazza gidiyor. Diğeri hazdan başlıyor, zaten hayra gidemiyor. Hazdan başlayıp hedonizme gidiyor. Hedonizme gidiyor. Zevk perestliğe gidiyor. Yani hani hakikaten bu iki şeyin arasında yetişmek, yetişen insanların o zihinlerinin ne kadar yani akıl sağlığımızı korumuş olmak bile herhalde büyük bir başarıdır. Ki mevcut işte şu an son zamanlarda çocuk cinayetleri almış başını gidiyor. Üçüncü sayfa haberlerinin arka planını konuşuyoruz burada aslında. Aslında doğru evet hocam. Yani çocuk cinayetleri... Nereden geldik buraya? Nereden geldik? Bunun temelinde eğitim yatıyor. Aynen öyle. Bu zihniyet, bu felsefe, bu paradigma yatıyor. 4 yaşındaki çocuğu nasıl hunharca öyle öldürebiliyor? Sevdiği kızı alamadı diye. Bu nasıl bir insan tipidir? Esasında hepimiz lanetleyip ucuzundan kurtulmak istiyoruz. Sebepler üzerine düşünmediğiniz hiçbir şeyin köküne ulaşmıyorsunuz demektir. Kimse orada benim sorunu çözmek sormuyor. İstemiyorsunuz yani demektir. Kendi üzerine düşen sorumluluğu tartışmıyor. Kesinlikle. Herkes idam edelim bitsin diyor. Bana nenin farklı bir versiyonudur bu. Farklı bir türüdür bu. Aslında belki bir şekilde de konunun aslının tartışılmasının saptırılma boyutudur. O da ayrı bir. Evet. Yani manipüle ediliyor. 40 türlü yolu var. Manipüle ediliyor olabilir. Aynen öyle. Dolayısıyla yani modernizm mevcuda odaklandı. Eşyayı kullanmak istiyor, insanı kullanmak istiyor, kadını kullanmak istiyor, parayı kullanmak istiyor. Fakat onun arkasındaki varoluş üzerinde hiç durmuyor. Onun içinde varlık sorusu sormuyor. Varlık sancısı verecek bir soru sormuyor. Anlatabiliyor muyum? Günlük yaşaması, gündelik yaşaması da bu yüzden. Bilgiyi tabir caizse ambardan çalınacak darı muamelesi yapıyor. Bu neyi getirdi? Bu işte biraz önce söylediğim bir şey getirdi. Bir şeyi daha getirdi. Böyle bir bilgi teorisinin pratiğinde bilgi ile hayat arasında kopmaz ve zorunlu bir bağ görmezsiniz. Yani bilgi tabir caizse tecime elverişli, ticarete elverişli alınıp satılan bir metaa döner. Ve bilginin metalaşması sonucunu getirdi bu söylediğim soru. Bilginin metalaşması bilginin tekelleşmesini getirdi. Bu da ayrı bir sorundur. Modern bir sorundur. Bilginin satışı, bilginin tekelleşmesi korkunç bir biçimde haksız rekabeti getirdi. Oysa bilgi kümülatif bir şeydir. Nedir? İnsanlık biriktirir. İnsanlığın ortak kumbarasında, hafızasında bilgi birikir. Ve yani şu anda astronominin ilk ilkeleri Mu'dandır, batık kıtadandır. Oradan gelmiştir, 7 oradan gelmiştir. Anlatabiliyor muyum? 7 aslında Nuh'un ilkelerinin sayısıdır. Efendim. Ondan sonra 60'lı sistem görürsünüz. 60 dakika, efendim, 1 dakika 60 saniye. 60'lı sistemde Sümer'dir, Ur'dur. Anlatabiliyor muyum? Oradan alırsınız. Kümülatif bir şeydir dedim. Ortak mirastır. Onun üzerine koymuştur. 12'li sistem Mısır'dandır. Mısır'dan Yahudiler almıştır 12'li sistem. 12 kabile vesaire, 12 yıldız, 12 havari. Öyle gider, 12 imam. Efendim. 12 burç. Eyvallah. Burç da var. Efendim. Oradan gider. Oradan da onu almış. Bu bir kümülatif bir şey. Birikiyor yani. Oradan gelmiş. Biz efendim Hint'ten sıfırı almışız. Matematikte kullanılmıyor ama sıfır var ama biz işlemsel hale getirmişiz. Matematiğin içine sokmuşuz. Trigonometrinin kurucusu efendim El-Harizmi o noktada muhteşem bir iş yapmış. Şimdi biz kalkıp da Batılılardan her sıfırın telif hakkını verin arkadaş. Bu diyelim yani. Anlatabiliyor muyum? Paraları yetmez hocam. Verebilirler mi? Mümkün değil. Servet yeter mi? Yetmez. Yani Fibonacci'ye kadar batıda sıfır bilinmiyordu. Fibonacci'nin yaşadığı tarih ise 12. yüzyıl. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Fibonacci'nin aldığı yerde Velli Sicilya, Sakaliye. Sicilya 250 yıl bizim elimizde. O da oradan aldı zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani onun üstüne koymuşuz. Bugünlere kadar gelmiş. Bunun içinde
eski uygarlıklar var, batık uygarlıklar, Mu'dur, Atlantis'tir, şudur. Bunun içinde efendim Sümer var, bunun içinde Mısır var, bunun içinde Indus var, bunun içinde Maya var, bunun içinde Doğu Batı'nın bilmediğimiz uygarlıkları var ve hepsi kümülatif bir biçimde insanlığın malı oldu. Öyle mi? Fakat ne oldu? İnsanlık tarihinde görmediğimiz bir şey oldu. İnsanlığın malının üstüne oturdular. Bir biçimde askeri güç yoluyla insanlığın tüm birikimini ellerine geçirdiler. İnsanlığa satmaya kalktılar. Ve formatını, içeriğini, her şeyini değiştirerek yapıyorlar. Yani onu getirdi. Bir başka şey daha getirdi. Bunlar hep modernlikle gelen, modernizmle gelen doğrusu efendim hastalıklar. Yani modernlikle modernizmi ayırayım hassas bir biçimde. Her medeniyetin kendi modernliği vardır. Ama modernizm ideoloji olan, Batı kültürünün ürettiği bir ideolojidir. Bu anlamda modernizmle gelen, modernizmin hırsızlık bilgi anlayışıyla, prometeci bilgi anlayışıyla gelen bir hastalıkta bilenle bilginin arası ayrıldı. Alimle malumun arası ayrıldı. Bizde, bakınız, bizde derken bizim doğru çağlarımızdan bahsediyorum. Bizim yanlış çağlarımıza geleceğiz efendim. İnşallah. Bizim doğru çağlarımızda bilenle bilinenin arası mülazemet ilişkisine tabidir. Yani biri olmadan diğeri olmaz. Dolayısıyla bizde bilgi bilenden bağımsız değildir. Alimden bağımsız değildir. Onun için bir ahlaktan bilgiye demiştim ya, o burada gündeme geldi. Yani bizde bilgi kitaptan aşırılacak bir şey değildir. Bizde bilgi terbiyesi ile verilir. Anlatabiliyor muyum? Yani bizde talim terbiye ile birlikte verilir. Meşk edilerek verilir. Bizde ilim meşk edilir. Sürekli üretilen bir şey haline geliyor. Bilginin bir anlamda üretilmesi. Kesintisiz aslında iletilmesi. Hı. Bu bir bant gibi. Yani bilgi aynı zamanda tavır ve davranışıyla iletilir. Bu da nedir? Bilgi bilende neye yaradı? Ete kemiğe de bürünmüş oluyor. Bu önemli. Allah Resulü ne diyordu? Efendim, "E'udhu bike min ilmin la yenfa'." Yararsız bilgiden sana sığınırım. Şimdi bakınız. Yararsız bilgi iki şekilde anlaşılabilir. Bir, özünde yararsız bilgi. İki, özünde yararlı ama bana yarar vermeyen. Bilene yarar vermeyen. Anlatabiliyor muyum? İki şekilde de anlaşılsa problem yok. İşte bu noktada bu bilgiyi bilenin nesine yaradı? Oradan ölçer. Bizde müştehidi kim seçer? Sultan mı? Hayır. Padişah mı? Hayır. Vezir mi? Hayır. Hayır. Müştehidin ilmine güvenen tabileri, talebeleri ve takipçileri seçer. Öyle müştehid olur. Yani birine diploma verdiniz, müştehid oldu. Böyle bir şey yok. Müştehid diploması diye bir şey yok bizde. Anlatabiliyor muyum? Yani onu güvenilir bulurlar. Onun bilgisini güvenilir bulurlar. Onun söylediğini yaşamayı kabul ederler. Hocam bir ara vermemiz lazım. Öyle mi? Evet. Yani çok mu? Birinci bölümü bitirdik. Hızlı hatta veteremizi bile girmedik. Peki. Evet sevgili tamam. İzleyenler, kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar beraberiz inşallah. Evet, biz ara verdik ama aslında arayı seyircilerimize, izleyicilerimize verdik. Biz burada devam ettik konuya. Hocamızı yakalamışken her zaman göremiyoruz. Hocam, modernizmle ilgili kısma bilmiyorum bitirdiniz mi, devam kısaca edeceksiniz? Kısaca şöyle kurumsal şeyi de bir gözden geçirelim. Yani Yunan Batı aklı aslında çok iyi bir çıkış yapmıştı Yunan'da. Efendim, Eflatun'un akademisi ve Aristo'nun lisesi gerçekten çok iyi bir çıkıştı. Onların arkasında çok iyi bir birikim,
harika bir birikim vardı. Yani Sümer'in birikimini aldılar. Efendim Solon üzerinden. Solon gitti yıllar yılı Mısır'da eğitim gördü. Efendim Pisagor hem Mısır'da eğitim gördü hem Kalde'de eğitim gördü. Yani hem doğuyu aldı hem batıyı aldı. Müthiştir bunlar. Efendim onun daha arkasında Orfeus var. Efendim yani kadim milletlerin irfanını efendim. İskenderiye'de yaşayanlar var. Eyvallah. Efendim aldı ve bunlar hep çağlarının şehitleridir. Efendim Pisagor şehittir. Okuluyla birlikte İtalya'da yakıldı. Orfeus yakıldı. Anlatabiliyor muyum? Ve bunların talebesi olan Sokrat efendim baldıran zehri içmeye mahkum edildi. İyi bir şeydi o. Ama ne oldu? Daha sonra bir fetret girdi. Özellikle efendim Hristiyanlık kadim eğitim birikimini sıfırladı. Kilisenin bu efendim eğitim düşmanlığı, kilisenin bilgi düşmanlığı, ilim düşmanlığı resmen bu. Dağ gibi kitaplar yaktılar her yerde. Kadim milletlerin birikimlerini yaktılar. İskenderiye Kütüphanesi'ni yakan kilisedir. Anlatabiliyor muyum? Roma'da dağlar gibi kitaplar yığdılar. Yani sadece Endülüs'te yakmadılar kitapları. Bunun tarihi geçmişi çok eskidir. Ta kilise efendim miladi 3. yüzyılda başlar ve 1000 yıl devam eden bir hikaye. 1200 yıl devam eden bir hikayedir bu. Ve ondan sonra ilk eğitim batıda örgün eğitim bizden 300 yıl sonra başladı. Endülüs'ten 300 yıl sonra Oxford'da. Oxford, ilk Oxford binası birebir Kurtuba'daki medresenin kopyasıdır. Onu da söyleyeyim. Efendim ama uluslaşma ile birlikte, ulus devletle birlikte eğitim başka bir şeye dönüştü. Tabiri caizse devlet kiliseden çaldığı şeyi okula yükledi. Yani okullar devletlerin mabedine dönüştü. Vatandaş yetiştirme. Sizin ulus yaratma. Deyiminizle pozitivist kilise, seküler rahip. Öğretmenler okul. Aynen öyle. Öğretmenleri seküler rahiplere, okulları da pozitivist kiliselere. Kiliseye dönüştürdüler. Çünkü ulus devlet, tabiri caizse tırnak içinde yaratıldı. Bir de ulus. Yani öyle diyor ya İtalya'yı kuran efendim. Ulus adam, devleti kurduk ama ulusa ihtiyacımız var. Ulusa ihtiyacımız var. Bir İtalyan ulusu çıkarmak lazım diyor. Şimdi sıra onda diyor. Efendim 1861 tarih. Dolayısıyla ne yapacak, nasıl, nerede yetiştirecek ulusu? İşte okullar bunun için biçilmiş kaftandı. Okulları tabiri caizse insan silosu olarak kullandılar. Bir tür yani gen merkezi. Efendim, orada genetiği değiştirilmiş organizma ürettiler. GDO'lu insan tipi ürettiler. Ve ulus devletleri ayakta tutacak bir ulus. Yoktu böyle bir şey. Yani Alman ulusu yeni bir şey. Bismarck'la başlamış bir şey. İtalyan ulusu Garibaldi ile başlamış bir şey vesaire vesaire. Yoksa İtalya'nın yerinde 6 tane, 7 tane prenslik vardı. Evet. Almanya'da 30 tane prenslik. Venedik bile ayrılmak için referanduma falan gidecek. Doğrudur. Dolayısıyla Batı'daki şey, geldiğimiz nokta nedir? Yüzyılımızın başında okullaşmanın nasıl gözle görülmeyen yozlaşmalar getirdiği de görüldü. Akademiye başlangıçta yine kiliseden alınmaydı. Yani profesör, doçent, doktor, kilise ünvanlarıdır. Kusura bakmasınlar bizi dinleyenler. Eğer etimolojisine girerlerse görsünler. Biri bölge papazıdır, biri şehir papazıdır, biri ülke papazıdır. Anlatabiliyor muyum? Hocam ben de bu ilk defa diyorum. Yani. Evet. Efendim. Yani kusura bakmasınlar ama insinler baksınlar en azından etimolojisine. Neyse master'ın bir şeyi yok değil mi yani? Yok. Bize orada yapmışız hocam. Yok. Efendim. Yani bu anlamda oradan alınmadır. Tam şeyi bile oradandır. Tamam cübbeyi bizden aldılar ama biz de papazlardan aldık. Bu anlamda. Yani dekanların, rektörlerin sırtlarına geçirdikleri o çepler bile kilisenin tasarımıdır. Efendim. Bu anlamda bir tür devletler kilisenin kendilerinden aldığı kılıcı geri aldılar okullar üzerinden. İki kılıç teorisini düşünelim. Efendim oralara gitmeyelim. Ve bu yüzyılda okullaşmanın ziyanları görüldü, zararları. İdeoloji yüzyılı, 20. yüzyıl ideoloji yüzyılıydı.
Ulus devlet 19. yüzyılda ulus devletler okulları kullandı. 20. yüzyılda da ideolojiler kullandı. 68 kuşağını hatırlayalım. 68 kuşağı dünyada bir fırtına estirdi. Nereden estirdi? Okullardan. Türkiye'de aynısıydı. Evet. Türkiye'de de aynısıydı. Yani Türkiye'de unutmayalım 1970'lerin başında yaşanan o idamlarla, o dramatik olaylarla, idamlarla sonuçlanan o hadiselerin başlangıcına bakalım. Üniversitedir. Dolayısıyla okullar ideoloji üretim çiftlikleri olarak kullanıldı. Yani kim kimi kullandı? İdeolojiler okulları mı, okullar ideolojileri mi? Bence tavuk yumurta meselesi orada geçerli. İşte bütün bunlar okullaşmadan bir soğumayı getirdi. İvan İlgiç'e okulsuz toplumu yazdı. Yani 1970'lerde yazdı bunu ve hakikaten bir soluktu. Yani ama bu çok garip bir şey. Mütercim Rüştü Paşa öyle dermiş. Şu okullar olmasa ben bu milli eğitimi nasıl güzel idare ederim efendim. Osmanlı döneminde şimdi okullar olmasa milli eğitimi, şu insan olmasa yeryüzü ne kadar huzur bulur değil mi? İyi de yeryüzü huzur bulur da insan yeryüzünün ruhu. Ruhunu aldıktan sonra yeryüzünün yüzünü kim görürse görsün, ben görmedikten sonra. Mars'a gitsin hocam. Ay, değil mi? Dolayısıyla öyle değil. Yani sorun çıkaran varlık ortadan kaldırılmaz. Sorun ortadan kaldırılır. Yani bu işte okula düşman olmakla olmuyor. Okullar gerçekten bir imkan. Bu anlamda efendim Batı'nın şu anda geldiği nokta, eğitimde geldiği nokta bir tıkanmışlıktır. Modern eğitim tıkanmıştır. Tam manasıyla modern eğitim krizdedir. Ve ilginçtir. Biz krizi bile yaşayamıyoruz. Hocam, çünkü biz bütün kurumlar aslında bütün kurumlarıyla krizi yaşıyor hocam. Sadece eğitimde değil. İşte hocam, demokraside krizi yaşıyor. Tam değerlerde krizi yaşıyor. Ekonomide krizi yaşıyor. Siyasette. Hocam yani modern bilgi dediğimiz şey işte pozitivist, rasyonalist, seküler, hümanist bir paradigmaları var. Şimdi bu bilginin siz bu bilgiye, bu modern bilgiye boy abdesti aldırmamız gerekir. Doğru. Diyorsunuz. Doğru. Raci El Faruki bunu bilginin İslamileştirmesi şeklinde dedi. Bir teorisi var. Evet, o yönde pratiğe yönelik bir takım çalışmalar da vardı. Yani tam da burada bu modern eğitimden uzaklaşıp alternatif bir eğitim oluşturabilmek için yeni bir bilgi oluşturmak gerekiyor. Evet. Yani yeni bir bilgi oluşturmadan yeni bir eğitim felsefesi oluşturmak mümkün değil. Dolayısıyla İsterseniz, burada bu bilginin İslamileştirilmesi meselesinin konusunda. Oraya gelmeden mümkün önce mi? Bir de bizdeki hikayeyi şöyle biraz daha Peki. kısa, biraz daha özel. Bir de bizim hikayemiz. Kendi tarihimizle bir yüzleşelim. Evet. Bir de kendimizle yüzleşelim mi? Çok yani aslında İslam dediğimiz şey sevgili Efendimizle başlamış bir şey değil. İslam insanlıkla yaşıp insanlığın değişmez değerlerinin öbür adıdır. Efendim Allah insanla konuşmaya başladığında başladı İslam. Efendim hatta Allah'ın kainatı yönettiği sistemin adıdır İslam. Efendim ama vahiy tarihi İslam'ın tarihidir. Bunu böyle bilmek lazım. Bu anlamda peygamberler aslında İslam'ın öğretmenleridir. Bu böyledir yani. Hiç lamıcı mı hıkı mıkı yok yani. Peygamberler İslam'ın öğretmenleridir. Kur'an'da çok az anlatılmıştır. Biz onların hikayesinin bir kısmını anlattık, bir kısmını hiç anlatmadık diyordur Kur'an. Onun için bu anlamda biz peygamberleri öğretmenler silsilesi olarak görelim. İnsanlığın öğretmenleri. Allah'ın öğrencisi, vahyin öğrencisi. Allah'ın öğrencisi olmak, vahyin öğrencisi Ali Aleyhisselat Begoviç'in öyle bir sözü var. Yani gökyüzünün öğrencisi olmadan yeryüzünün öğretmeni olmaz. Efendim. Ve Allah Resulüne geldiğinde, Kur'an vahyine geldiğinde mesela tabii önceki vahiyler arasındaki o kopuşlar bir sonraki vahiyle tekrarlanıyor, izale ediliyor, tasih ediliyor, inşa ediliyordu. Anlatabiliyor muyum? Tecdid ediliyor, inşa ediliyordu. Son vahiyle birlikte önceki vahiylerin tamamının özü son vahide efendim mecmua olarak alındı. Tabiri caizse Kur'an vahyi tüm vahiylerin özünü içinde taşıyan bir vahiyler mecmuası oldu.
Bu anlamda Allah Resulü de önceki peygamberlerin özelliklerini bünyesinde taşıyan bir nebi olarak gönderildi. Ve Kur'an'dan sonra, ki Kur'an'ın oku ile başlamış olması üzerinde ne kadar durulsa az olan bir yüz artıcı bir başlangıçtır. Müthiş bir başlangıçtır. Efendim düşünün, bir vahiy indiriliyor ve bu vahiy artık kişilerden ilkelere geçiyor. İnsanlık aklının olgunlaştığı ifade ediliyor artık. Son vahiy. Son vahiy demek insan akıl bali oldu demek. İnsanoğlu. İnsanoğlu. Yani insanlığın tarihi de bir insanın yaşamı gibidir. Yaşamı gibidir. İnsanlık 40 yaşına geldi demektir son vahiy. Efendim, insanlık 40 yaşına geldi diyor. O zaman yani. En verimli dönemi bundan sonraki dönem. Aynen öyle. Biz tam yerine denk geldik. Biz tam yerine denk geldik. O zaman sevinmeliyiz hocam. Aynen öyle. Bazen üzülürüz. Ama buna ne kadar hazırız, o da ayrı bir konu. Şimdi her fırsat bir krizdir, her krizde bir fırsattır biliyorsunuz. Müthiş bir imkan. Esasında yani salatalık kokarsa kimsenin haberi olmaz. Et kokarsa mahalle kokar. Niye? Et en iyi kokunca en kötü olur da onun için. En iyi kokuşunca en kötü olur. Yani en iyi dönemdeyiz. Kokuşturmayalım. Yani bu çok büyük bir fırsat içinde yaşıyoruz. Müthiş. Yani Allah'a ne kadar şükretsek azdır bizi böyle bir zamanda yarattığı için. Biz cinayeti de gördük. Efendim, adaleti de görebiliriz bu anlamda. Efendim, bu manada öyle güzel bir başlangıç. Allah Resulü daha vahyin başlangıcında ilk açtığı müessese ne devlettir, ne şudur, ne budur. İlk açtığı müessese bir eğitim kurumudur. Darul Erkam'dır. Darul Erkam'ın sahabe dilindeki ismi diyor İbn-i Saad tabakatında, Darul İslam derlerdi. İslam'ın. Ya İslam'ın evi. İslam'ın evi derlermiş sahabe. Bu emir de zaten onu oraya götürüyor hocam. Yani. Demiyor ki işte git insanlara anlat demiyor. Oku diyor yani. Aynen öyle. Eğitim al. Eğitim ver diyor. Yani. Eğitim. Yani bu eğitim talim ve terbiyesi. Öğrenimi içinde olan KDV dahil bir eğitim. Anlatabiliyor muyum? Yani hayatın içinde eğitiliyor insanlar. Hayatın dışında değil. Hayattan kopuk değil. Modern ifadesiyle yaşayarak öğrenme. Aynen öyle. Ben bunu şuna benzetiyorum. Bu çok önemli buluyorum bu benzetmemi. Bu yani inşallah megalomaniye falan girmiyor efendim, Allah'a sığınırım. Bir gıdayı meyvenin içinde de alırsınız, bir vitamini C vitaminini mesela, C vitamini drajesi olarak, hap olarak da alırsınız. Fakat asla ve asla meyvenin içinde alınmış C vitamini ile draje olarak alınmış C vitamini aynı değil. Draje olarak aldığınız C vitamini muhtemelen yan etkileri olacak bir ilaca dönüşür. Anlatabiliyor muyum? Belli bir işlemden geçmiş zaten. Kesinlikle. Ya yani işlemden geçmesine gerek yok. Belli bir şeyleri atmış. Bir şeyleri ihmal etmiştir. İhmal etmiş. İhmal etmiş de oraya gelmiş. Kainatın yaratıcısının eseri değil. Kesinlikle. Onu oraya koyan bir bildiği vardır de diyeceksiniz. Kesinlikle diyeceksiniz. Siz bilmeseniz de o bir bildiği vardır. Onu orada aldığınız zaman sıkıntı olmuyor. Ama vitamini koparıp da aldığınız zaman bakıyorsunuz sağınızdan solunuzdan patlamaya başlıyor. Bir başka dengeyi bozuyor bu sefer. Yani diğer vitaminler için de geçerli, mineraller için de geçerli. Anlatabiliyor muyum? Yani probiyotik tek başına alabilirsiniz ama yoğurdun içinde, peynirin içinde aldığınız zaman sorun yok. Tek başına aldığınız zaman sorun çıkar. İşte sizin hocam ilk başta başladığınız hani varlıkları parça parça görme. Yani vücut olarak değil, parça olarak görme. Eyvallah. İlaçta bile işte bu yansıyor. Demek ki işte eğitimin hayatın parçası olması, Kur'an'ın hayat kitabı olması, din eğitiminin seküler bir zihniyetle ele alınmaması. Yani din deyince sadece işte bir din var, bir de dünya var. Bir din eğitimi var, bir de dünya eğitimi var. Fizik, kimya, biyoloji ne eğitimi? Dünya eğitimi. Din eğitimi. Yani modern anlamda öyle tanımlanıyor. Kur'ani anlamda din eğitimi. Kur'an ayet diyor mu demiyor mu? Diyor.
gerekiyor. Kur'an yere ayet diyor mu, göğe ayet diyor mu, dağa ayet diyor mu, taşa ayet diyor mu, suya ayet diyor mu demiyor mu? Sen ona bak. Zaten hocam ikrada da oku derken herhalde elde bir şey yok metin olarak. Onu ne okuyacaksın yani gazete mi okuyacaksın? Bir şey indi de onu mu okuyacaksın? Şimdi konu öncesinde araştırmalar yaparken hani işte müfredat, İmam Hatipler'in müfredatına falan bakıyorum diye işte %40 İslami ilimler, %60 işte kültürel ya da işte dünyevi ilimler dedikleri biyoloji falan böyle bir müfredat ayrımı yapmışlar mesela. Burada da yani yanlış, da bu kırılma, yanlış bir bakış açısı. İşte kırılmanın yani göstergesi. Ben oraya geliyorum işte. O nereden başladı bu kırılma? Yani bu, biraz, hastalık bize nereden bulandı? İmam Gazali. Oraya gideceğiz. Gazali'yi anlatsak eksik olur. Şimdi hocam. Şimdi yani biz de onu, biraz. Onun kapısını bir vurmamız lazım burada. Efendim önce sevgilerimizi, saygılarımızı sunacağız. Sonra da eleştirimizi yiğitçe söyleyeceğiz. Şimdi biz Gazali eleştirilmez diyenlere de hayrola diyeceğiz. Hayrola. Gazali bunu duysa eğer sana kahrederdi diyeceğiz. Anlatabiliyor muyum? Onun yani, için Gazali'yi ne zaman insanlıktan çıkardın diyeceğiz ona. Kendisi evet. Eleştiri kitabı yazan bir adamın değil kendisini mi? Eleştirilmesi zaten mümkün ya, değil. Tehafütül Felasife yazarını yani. Eleştirilmez yapmak ona en büyük hakaret. Kendi yazdığı esere de hakarettir de. Değil mi? Hocam şimdi biz programdan önce arkadaşlarla konuşurken şimdi diyoruz ki işte ortaya çıkan insan bizim şu anki yaşadığımız sorunlar ve insanımız, Müslüman insanlardan bahsediyoruz. Bu toplumun insanlarından ve işte Orta Doğu'nun insanlarından. Ya burada tek sorun, tek problem modernizm değil. Yani bu insanların, bugünkü ortaya çıkan bu insan prototipinde geleneğin bize getirdiği veya getiremediği, getirirken yanlış getirdiği bir takım sorunlar da olmalı. Yani 600 yıllık bir Osmanlı Devleti, öncesinde işte bir Selçuklular var. Oradan aktarılan, bize aktarılan o gelenek, işte o eğitim kurumlarının içindeki içeriği, yapısı, şekli. Bir takım orada da problemler vardı ki biz bugün bu kadar çabuk ya da o kırılmayı çok çabuk yaşadılar. Yani ben şunu söylüyorum. Mesela Cumhuriyet'in ilanıyla beraber ilk bu anlamda ciddi başkaldırı sonuç itibariyle Osmanlı'nın o temel kurumlar olan medreselerden kendi devletin kurumlarından değil, işte tekkelerden, işte Nakşi bir tarikattan geliyor başkaldırı. İşte Şeyh Said'in başkaldırısı var. Hani en ciddi başkaldırı evet. Anlamında. Hani devletin, Osmanlı'nın kendi medrese ölü. 600 yıllık bir kurumu var. Bu kurumdan çıkan insanlar tarafından ciddi nerede? Bir eleştiri gelmiyor. Nerede? Ve işte toplumu 600 yıllık bir devlet geleneğinden bahsediyoruz. Niye bu kadar cahil bırakabilmiş? Bize gelen din niye bu kadar kopuk? Osmanlı'nın Din Algısı diye bir kitabı okumuştum ben. Zaten herhalde bir tane var öyle o anlamda ciddi bir doktora tezi. Hatice Arpakuş'un. Aynen hocam. Yani orada mesela okutulan kitaplar, topluma verilen din hani. Harika bir eser. Harika bir eser ama hani şey anlamda söylüyorum. Ve üzücü. Çok üzücü. Hani demek ki burada tek sorun modernizm evet. Değil. Yani geleneğin de çok ciddi eleştirilmesi gereken eyvah. Sorumluluklarını ihmal ettiği birçok alan var ki biz bugün bu durumdayız. İnsanı kahrediyor. Çok doğru. Tabii oradan başladık. Nereye geldik? Yani Kerhi 104'te öldü. Kerhi öyle bir medresenin müdürüymüş ki 3000 tane talebe varmış, eşekle gezermiş sınıfların arasında. 104'te ölen bir insandan söz ediyoruz. Yani daha ilk nesil hayatta. İlk nesil hayatta. Sahabe hayatta. Evet. 104. Bizim efendim, şimdi sınıfların kalabalıklığından şikayet etmememiz lazım. Yani düşünün. Böyle erken bir tarih aslında. Ümmü Seleme annemiz okul çocuklarını çağırırmış hizmetini, aslında hizmetini gördürmek için değil, para vermek için. Hizmet, yardım etmek için. O bahane olsun. Ya yardımı da karşılıksız vermemeye çalışıyor. Aynen öyle. Veletçiliğe alıştırmamaya çalışıyor. Harika. Bir terbiye. Bu da bir terbiye. Dolayısıyla yani çok erken dönemde başlamış. Hazreti Ömer döneminde başlamış küttaplar. Efendim. Vesaire. Tabii yıllar yılı Endülüs'te görüyoruz ilk defa üniversitelerin. Sadece Kurtuba'da 28 üniversite var. Çok dehşet bir şey. Üniversite. Yani o medrese diyor. O medresenin şeyine baktığınızda, müfredatına baktığınızda bugün üniversiteyi ikiye katlar. Onun için üniversite diyorum. Çünkü bizde ayrılmıyor. Medrese, lise, üniversite vesaire diye ayrılmıyor. 28 tane üniversite kurulu bir şehirden söz ediyorum. Kayravan. Efendim Kahire. Efendim Şam. Efendim Bağdat. Bağdat. Biz hele hele bir dönem var ki onu atlıyoruz. Eğitim tarihimizin yüz akıdır. Asla ve asla efendim Nizamiye medreseleri değildir. Nizamiye medreseleri eğitimin
çöküş habercisidir. O Beytül Hikmen'in olduğu dönem. Eyvallah. Bilginin devletleştirildiği. Aynen öyle. Bilginin devletleştiği, bilginin satıldığı. Satıldığı. Efendim onun için Nizamiye ile başlatıyorsanız siz efendim ayıbınızı söylüyorsunuz demektir. Asıl eğer bir şey söyleyecekseniz Me'mun devrimini söyleyin. Evet, Beytül Hikme'yi söyleyin. Beytül Hikme'yi söyleyin. Söyleyin de insanlık bir eğitim görsün. Nasıl bir şeydir Allah aşkına? Nasıl bir şeydir? Gideceksin Kudüs'ten Yahudi maşallahı getirip Beytül Hikme'nin içinde seksiyon şefi yapacaksın. Gidecektin Buhtişu'yu getireceksin, Cebrail bin Buhtişu'yu Beytül Hikme'nin tıp seksiyon şefi yapacaksın. Gideceksin Hint'ten Brahmanist ve Budist ayrı ayrı üstelik kendi alanlarında uzman eczacıları getireceksin. Beytül Hikme'de onların dalıyla ilgili bir bölüm açacaksın. Gideceksin eski Hire'nin tüm eski Hire Lahmilerin başkenti. Lahmiler efendim Nabatlılardan aldılar. Nabatlılar 800 yıl bölgenin bir numaralı ilim merkezi oldular. Nabatlılar aynı zamanda Helenlerin de bilgisini aldılar. Yani merkezde bulundukları için hem efendim Avrupa'nın hem Afrika'nın hem Asya'nın üçünün ortasında bulundukları. Efendim gideceksin oradan efendim Huneyn bin İshak'ı, İshak bin Huneyn'i getireceksin. Bunlar baba oğuldur efendim. Ve halifeye doktor yapacaksın. Halifenin harimi ismetine şey yapacaksın. Bir ara tercüme ettiği kitap. Ağırlığınca evet. Altın. Bir ara Me'mun neyin halifesi? Toprağı söyleyelim mi? Bugünkü Sint'ten Pakistan dahil, Hindistan'ın yarısı da dahil. Oradan Derbend'e, Kafkaslara, oradan Pirenelere, oradan Güney Afrika'ya kadar. Kaç tane devlet var Allah'ınız aşkına? Bakar mısınız manzaraya? Buranın hükümdarından bahsediyoruz. Buranın halifesinden. Me'mun elini bir gün omuzuna atmış. Ya giderken böyle yarenlik biraz ahbaplı. İşi fark etmiş ondan sonra. Çekivermiş elini. Çok özür dilerim demiş. Kendimi kaybettim. Bu adam gayrimüslim. Ama alim. Alim. Bu da Müslümanların halifesi. Saygı, kendisi de alimdi zaten. Kendisi de alimdi. Efendim, o dönemi bizim hallaç pamuğu gibi attırmamız lazım. El-Fihris'te İbnül Nedim, Dicle'nin kenarında diyor, iki kıyısında 100 tane Beytül Hikme vardı diyor. Biliyor musunuz? O dönemde özel Beytül Hikmeler de varmış hocam. Tabii. Zengin tabii, insanlar böyle tabii. İşte. Tabii. Kütüphaneler tabii. Kuruyormuş ciddi ciddi. O kütüphane değil yalnız. Kütüphane olarak geliyor bize de onlar üniversite. Eğitim yuvası. Eğitim yuvası. Ve neler çıkıyor? İşte El-Battani buradan, El-Kindi buradan, El-Harizmi buradan. Anlatabiliyor muyum? Yani düşünün El-Battani Bağdat'tan başlıyor 2000 küsür kilometre Kabil'e kadar metreyle ölçüyor. Akla ziyan. Akla ziyan. Şu tecessüse bakar mısınız? İlmi tecessüse. Ve böyle bir ayrım yok o zaman. Yani müfessir neyse, müfessir neyi tefsir ediyor? İnen ayetleri. Kur'an ayetleri tefsir ediyor. Öbürü de gökteki ayetleri tefsir ediyor. Aslında. Anlatabiliyor muyum? O da gökteki ayet. Ayet dışında bir şey var mı? Ayet dışında bir şey var mı? Dolayısıyla böyle bir zihniyet. Muhteşem bir neşve, bilim neşvesi, yani tecessüs, dalga dalga yayılıyor. Niye oradan devam edemedik? O kırılmayı niye yaşadık? Me'mun çok ilginç, Kapadokya'yı alıyor. Kapadokya'yı geri isteyen, Kapadokya'yı alıyor. Kapadokya içinde bir bölge varmış, imparator rica ediyor. Şurayı diyor, çok özel bir bölge, burayı bana bırak. Bırakayım diyor. Ne istiyorsam vereyim diyor. Bir şey istemiyorum, eski kitapları ver yeter. Anlatabiliyor muyum? Me'mun Anadolu'da kazandığı, Bizans İmparatoru'yla savaşlarda kazandığı her savaşta ganimet olarak kitap alıyor. Şimdi bu iftihar etmemiz gereken, bu dağa taşa yazmamız gereken bir şey. Bize bunları anlatmıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bize bunları anlatmıyorlar. Efendim 13 tane sopa yemiş de Ahmet bin Hanbel anlata anlata 1200 yıldır onu ezberledik ya. Bitiremedik. Anlatabiliyor muyum? Bunları anlatmıyorlar ama. Efendim
Peki ne oldu da böyle olduk? Nizamiye açıldığında bir alim hem ağlayıp hem gidiyormuş Bağdat'tan. Üstad demişler ne oldu? Çok kederli görüyoruz. Cenaze kılmaya gidiyorum demiş. Kim öldü demişler ya. Biz duymadık çünkü Bağdat'ta biri ölse bu kadar seni telaşlandıracak biz de biliriz. İlim öldü demiş de onun cenazesi. Ne oldu İlim'e? Medrese açtılar. Medrese talebelerine de para vaat ettiler demiş. Parayla ilim öğrenecekse adam yarın bunu satacak demiş. Parayla alınan parayla satılır. Parayla alınan parayla satılır. Onun için cenazesini kılmaya gidiyorum demiş. Yani nasıl oldu? İşte Gazali'ye geldiğimizde İhya-ı Ulumiddin yazıldı. İhya-ı Ulumiddin'i yazdıran bir zihin var. Anlatabiliyor muyum? Bu oraya kolayına gelmedik, basit gelmedik. O zihnin arka planını incelemeden biz buraya nereye geldik ki anlayamayız. Şimdi din ilimlerinin ihyası. Ne din ilmi? Yani Kur'an din kitabı mı? Anlatabiliyor muyum? Evet. Din kitabı mı, hayat kitabı mı? Hangi ilim din ilmi, hangi ilmi din ilmi değil? Yani Allah'ın ilgilenmediği bir ilim var mı mesela? Mantık, felsefe. Yani Gazali'ye göre öyle oluyor hocam. Tabii öyle oluyor. Öyle, hatta fıkıh bile öyle oluyor. Efendim. Öyle bir şey olabilir mi? Öyle bir şey olabilir mi? Akıl insanın Allah'ın içine koyduğu peygamber. Allah'ın insanın içine koyduğu peygambere akıl diyoruz biz. İnsanın dışına koyduğu akla da peygamber diyoruz biz. Anlatabiliyor muyum? İkisi vahiy örtüştüğünde de zaten aynen mükemmel öyle bir şey ortaya çıkıyor. Saadet, saadeti gusva çıkıyor ortaya. Dolayısıyla İhya-ı Ulumiddin. Hep vahlanırım. Gazali keşke İhya-ül Ulumu yazsaydı. İlimlerin ihyası. Niye din ilimlerin? Bu peşinen zihinde bir kırılmayı meydana getiriyor. İşte bu da kopuş. Bu da bizim modernizmimiz. Bizde de modernizm var. Hocam evet. Acaba şöyle bir benzetme yapabilir miyiz? Yani mesela modernizmde iki ana damar var. Yani biri işte Aristo ve Freud üzerinden giden bir damar. Bir de Eflatun ve Mekanik bilgi üzerinden, maddenin bilgisi evet üzerinden giden damarı söylüyorsunuz. Evet, bir de işte evet Eflatun ve Young üzerinden giden biraz daha bize yakın. Bizim zihin dünyamıza, evet, bizim biraz daha ahlak dünyamıza, manevi dünyamıza daha yakın söylemlerin olduğu bir damar. Metafiziğin de içinde, evet, olduğu. İçinde olduğu bir damar. Şimdi burada kırılma daha çok Aristo ve Freud lehine gerçekleşiyor. Zaten bizde de evet, bir işte Gazali çizgisi damarı var. Bizde bir tersine de, evet, bizde de tam tersine gerçekleşiyor. Bizde İbn Rüşd damarı eğer devam etmiş olsaydı tarih bambaşka olacaktı. Müslümanların yani, bugünü bambaşka olacaktı. Şunu diyorum. Yani Avrupa'da modernizm eğer Eflatun ve Young üzerinden devam etseydi, evet, İslam coğrafyasında da işte bir Gazali üzerinden değil de İbn-i Rüşd üzerinden devam etmiş olsaydı bugün bambaşka İbn-i Rüşd, bir dünya. İbn-i Şatıbi üzerinden evet, devam etseydi. İbn-i Rüşd, Şatıbi, Şahveliyullah Dehlevi üzerinden. Efendim, üzerinden. Evet. İnanın İslam tarihi bugün bambaşka yazılırdı. Doğrudur. Zaten Batı'da Heidegger'in itirazı o. Nietzsche'nin itirazı o. Ha, itiraz ettiler de kendileri ne teklif etti? O bambaşka bir berbat bir alan. Ona girmeyelim. Ama itirazlarında haklılar. Çünkü efendim varlığı ıskaladılar diyor. Varlığı. Varlığı ıskaladılar. Onun için de çok ilginç. Heidegger gitti efendim Aristo'ya itiraz edeceğim diye. Aristo mantığına itiraz edeceğim diye gitti sofistlerin şiirine. Sofistlerin ucu bucağı bulunmayan ne koysan gider, sen de haklısın, Nasreddin Hafız'ın icabı, sen de haklısın. Ya hoca hangimiz haklı? Yani o da haklı, sen de haklısın. Dolayısıyla sen de haklısın, sen de haklısın. Yani relativizm, postmodernizm şeklinde gördüğümüz şeye gitti orada. Ve oturdu kendisi Hölderlin'i tefsir etti. Yani bir yarı kaçık şairi tefsir etti. Öbürü zaten tımarhanede öldü. Efendim Nietzsche. Dolayısıyla bu anlamda hastalığı fark ettiler. Hastalığı fark ettiler ama tedavi yanlış yerde. Yanlış. Yani
İslam'ı tanısalardı keşke. Bu da bizim suçumuz, onların suçu değil. Bu anlamda onların şeyi gerçekten öyle oldu. Yani keşke gönül isterdi ki onlarda da bir damar var hakikaten. Yani Jung efendim, ben Jung değil, Jung doğru Alman çünkü bu efendim. Evet, Jung olarak okuyorum. Jung damarı, ki düşünün, oturmuş adam Müslüman falan değil, Kehf suresinin tefsirini yapıyor. Evet efendim. Yani dört arketipte resmen Kehf suresinin tefsirini evet. yapan bir adamla karşı karşıyayız. Anlatabiliyor muyum? Bu damar üzerinden gidebilirdi. Yine zaten efendim Descartes buna müsaitti. Evet, Descartes'ta iki damar da vardır. Ama John Locke'la girince, anlatabiliyor muyum, pozitivizme evrilmek zorundasınız. Liberalizme. Eyvah, insanı tabula rasa olarak fıtratı inkarı üzerine evet. inşa ettiler modern eğitimi. Fıtrat inkarı. Tabula rasa fikri, beyaz doğuştan sıfır. Sıfır efendim. Değil. Yani Allah'ın sermayesini inkar ediyor. Allah sermayeyi yüklemiştir insana. Yani bilgi sermayesi doğuştan verilmiştir. Onun için yani buna huduri bilgi denir. Sonradan elde ettiklerimiz de husuli bilgi. Yani bizde de maalesef o damar gitti. Gazali ile başlayan bu damar. Mesela Osmanlı'da neden Arapça öğrenilemez? Türkiye'de neden İngilizce öğrenilemezse ondan. Hocam 7 yıl bir soru var hocam. 3 yıl ortaokul, 3 yıl lise, 4 yıl üniversite. Dünyada böyle bir İngilizce eğitimi var mıdır? Allah aşkına bir sorar mısınız siz? Yani İngilizceyi 12 yıl okur da bir insan öğrenemez mi ya? Osmanlı hocam. Medreseler de böyledir. Bugün medrese müfredatı da böyledir. Evet. 9 yıl Arapça grameri okurlar ama 9 dakika bir araba konuşamaz. Şey diyorlar hocam. Neden? Türklerin yabancı dil öğrenme sorunu varmış. Hayır, hayır. İşgale mi uğrayalım yani? İngilizler gel bizi işgal etme diyelim yani illa. Hayır. Bu Türklere haksızlıktır. Haksızlıktır. Bu bundan bir değil. De futbolu beceremiyormuşuz hocam. Bir şeyi beceremiyormuşuz. Onu bilmiyorum. Futboldan anlamıyorum. Fakat şunu söyleyeyim efendim. Kazvini diye bir zat var. Yani telhiz. Hayır, hayır, hayır. Efendim. Bu dilci. Dilci. Osmanlı medreselerinin en meşhur kitaplarından biri, müfredatının en meşhur kitaplarından biri Telhis ve Şerhi vardır. Bunlar Osmanlı medresesinin kaçınılmaz efendim müfredatının içinde olmazsa olmazlardır. Bunların yazarıdır Kazvini. Efendim. Düşünün. Kazvini'nin karşısında bir dil okulu var. O okulun işte selefleri efendim Sibeveh'tir, Ebu Ali Farisi'dir, efendim Abdülkahir Cürcani'dir, efendim Zemahşeri'dir vesaire, oradan gelir, o damardan böyle gelir. Ama Osmanlı gitti o damarından değil de, yani belagatla nahiv, dil bilgisiyle belagatın bir olduğu damarın dil teorisini almadı da, dil müfredatını almadı da, belagatla nahvin ayrıldığı, sadece dil bilgisinin öğretildiği ve belagatın ihmal edildiği. Çünkü dil bilgisi dilin aracının aracıdır. Dilin kendisi araçtır zaten. Anlatabiliyor muyum? Şimdi siz böyle iki kanadın birbirinden ayrıldığı bu söz kuşu menzili maksuda, biri belagat, diğeri dil bilgisi nahiv olan iki kanatla uçar. Siz iki kanadı birbirinden koparıyorsunuz. Hadi uç diyorsunuz. Uç diyorsunuz. Uçamadı. Osmanlı medreselerinde Arapça konusundaki en çuvallamanın kökeni buradandır. Bu konuda iki tane makalem var. Efendim. Ve geldik işte medreselerin durumuna. Dil konusunda ne yaptıksa medreselerde, diğer konularda aynısını yaptık. Hocam bir soru gelmiş de Fatih Kanlı arkadaşımızdan. Biraz daha net anlatım bekliyorum. İmam Gazali ile biz neyi eksik öğrendik? Sormuş. Net söyleyelim. Gazali İhya-u Ulumiddin cümlesi içerisinde bir kırılmanın bize resmini çizdi. Hayatı parçaladı. Hayatı parçaladı. Hayat bir bütündü. Din ilimleri ve dünya ilimleri diye ilimler ikiye ayrılmazdı bizde. Bizde mesela İbn Sina'nın kitaplarını yan yana dizin. Hangisi din ilmi? Hangisi dünya ilmi? İbn Sina'nın tefsire dair kitapları var. Muavvizeteyn tefsiri var İbn Sina'nın. Öbür tarafta El-Kanun fit-tıp var. Öbür tarafta mantık kitabı var. Öbür tarafta felsefe kitabı var. İbn Rüşd. Bir tarafta müzik aletleri. Aynen öyle.
Yani müzik, İbn Rüşd bir dağın tepesine çıkar, gözlem yapardı, astronomik gözlem. Gündüz iner mahkemede kadılık yapardı. İkindileyin gelir fıkıh usulü dersi verirdi. Akşam da giderdi efendim sanat, şiir, edebiyat efendim akşamları düzenlerdi. Şimdi ne bu? Anlatabiliyor muyum? İbn Hazm. Hayret edersiniz. Bizde ilk romanlardan birinin yazarıdır Güvercin Yerdan efendim. Yani Tavkul Hamame. Şimdi İbn Hazm ne? El İhkam fi Usulü'l Ahkam'ın yazarı. Yani İslam tarihindeki en baba fıkıh usullerinden biridir. Öbür taraftan efendim El Fasl fil Milal vel Ehva'i ve Nihal'in yazarı. 5 ciltlik bir eserdir. 4 tane farklı Tevrat nüshasının edisyon kritiğini yapmış bir ciltte. Yok böyle bir şey ya. Hocam herhalde cevap yok. Yeterli gelmiştir. Araya gitmemiz lazım. Evet sevgili izleyenlerimiz, yine kısa bir aramız var. Aradan sonra yine beraberiz inşallah. Eğitimi ve imam hatipler. Vatandaşla bu konuyu konuşacağız. Sokağın nabzını Eminönü'nden dinleyeceğiz. Sizce çocuklarımıza din eğitimini kim vermeli? Din eğitimini Milli Eğitim'in aracılığıyla Diyanet'le ortaklaşa vermesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. E tabii ki eğitimini alan öğretmenler vermeli. Din eğitimini genelde din adamları verir. Diyanet. Tek kelimeyle. Tek kelimeyle Diyanet diyorsunuz. Niçin efendim? Daha güvenilir bir kurum olduğu için. Diyanet işlerimiz tarafından olabilir. Yani okullar mı, STK'lar mı? Yani okullarda başlamalı bence. Din eğitimini imamlar vermeli. Önce anne baba vermesi gerekiyor. Ondan sonra da milli eğitim vermesi gerekiyor. Hocalar verecek, kim verecek? İlk önce aile, sonra da öğretmenler, hocalar. Bence Nihat Hatipoğlu vermeli. Hani hoca olarak soruyoruz. Yok. Mesela devlet mi yapmalı bu işi, yoksa aile mi? Biraz İkisi. Devlet. İlahiyat okumuş kişiler. Bunlar vermesi lazım. Abi önce aileden başlıyor eğitim. Daha sonra öğretmenlere. Tabii ki imamlar, hocalar. Aileden başlamalı ve İlahiyattan bilgi sahibi olan insanlar vermeli bence. Devletin biliyorsunuz imam hatip okulları var. Evet. Artık orta kısmı da var, lise de var. Bunları nasıl buluyorsunuz din eğitim açısından? Gayet iyi tabii, başarılı. Şu anda yeterli değil. İmam hatipler pek yeterli değil ama şu anda da başka yapacak. Var mı imam hatipte okuyan bir yakınınız? Yeterli oluyordur yani. Tam olarak yeterli değil bana göre. Yetersiz. Okullar yeterli değil, şundan yeterli değil. Okul yapılmıyor. Ancak şu nerede bir bina var veyahut nerede okul var, oraya aktarırlar. Esas devlet bunlara dipten okul yaptırması lazım. Mesela yeterli değil. Hem yeterli hem değil. Yeterli olduğu kanaatindeyim. Tam değil. Ama yine de biraz yeterliliği var. Yeterli değil. O zamandan beri yeterli değildi zaten onlar. Yeterli buluyorum ama daha çok Kur'an kursları, medrese eğitimi, Osmanlılar'da olduğu gibi daha çok ilim veren yerlerin olmasını istiyoruz. Yani şu anda müdahalesi var ama tam yeterli değil bana göre. Daha yeterli, daha kapsamlı bu işin içine girmesi gerekiyor. Bence yeterli değil. Yeterli değil. Peki sizce Diyanet din eğitimine karışmalı mı? Tabii yani sonuçta o işlerle kaynak orada diye düşünüyorum. Onu devlet bilir, ben bilmiyorum. Şimdi Diyanet'le şeyi ayrım yapmayalım da Diyanet diyelim, hükümet diyelim. Bence vermeli yani. Mesleği oysa karışmalı tabii. Karışmalı. Diyanet'in din eğitiminde daha aktif hale gelmesi gerekiyor. Vatandaşın din eğitimiyle ilgili
aileden çok Diyanet'e ve devlete de güvendiğini gördük. Haftaya başka bir konuyla yine karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın efendim. Sevgili izleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, geçmiş iki bölümde daha çok o kırılma noktalarını ve kırılma nedenleri üzerine durduk. Bu bölümde biraz günümüzü Eyvallah. Ve aslında nasıl olması gerektiğine dair, yani çözüme odaklı konuşursak daha faydalı olur diye düşünüyoruz. Yani şu an günümüzdeki verilen din eğitimi, imam hatipler olsun, ilahiyat fakülteler olsun, Kur'an kursları olsun, cemaatlerin devletten bağımsız yaptığı çalışmalar olsun, STK'ların vesaire. Hangi boyutta, yeterli mi değil mi, sıkıntı nerede? Aslında bunlara ne tür katkılar sağlanabilir? Çözüm olarak neler yapılmalı noktasında böyle bu bölümü daha çok bu iki başlık altında toparlayabilirsek iyi olur diye düşünüyorum. Yani şahsen mesele üzerinde yoğunlaşmış değilim ama aklıma meselenin üç boyutu geliyor. Bir, müfredat. İki, eğitici. Yani eğitmenler, eğiticiler, öğretmenler. Üç, fiziki şartlar, ortam, okul, derslik, kitap, efendim vesaire ve buna hatta öğrencinin kendisi de giriyor efendim. Alıcı yani. Alıcı ve alıcıya ulaştıracak vasıtalar efendim. Yani zaten eğitimin üç unsuru var efendim. Müfredat, öğretici ve talebe. Efendim, öğretmen, talebe. Ben bu üçlü içerisinde bir numaranın müfredat olduğunu düşünüyorum. Zira öğretmen iletendir. Yani bir tür aktarıcıdır. Eğer aktarıcı süper aktarsa, aktardığınız mesela betonu aktaran beton mikserler var. Mikserler süper çalışsa ama aktardığı betonun kalitesi problemli olsa, zayıf olsa, çimentonun kalitesi kalitesiz olsa, efendim o betonla yaptığınız bina 7 şiddetindeki bir depremde içindekilere mezar olacak demektir. Yani burada mikseri ne kadar meseleyi halletmiş olur? Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla aktarıcı değildir, aktarılandır. Zira eğitimin maksadı, meramı odur. Yani girdi odur. Onun için gıda, eğitim gıdaya benzer demiştik. Kötü gıda bedeni hasta eder. Kötü bilgi ise aklı ve kalbi hasta eder. Bu anlamda din eğitiminden bahsediyorsunuz. Buna rezervimi koymuştum zaten. O rezervleri koyarak devam edelim. Şu sorular benim sorum değil. Ben sorsaydım din eğitiminin kaynağı ne olmalı diye sorardım. Problem oradan çünkü. Bugün din eğitimi konusunda kafa karışık. Efendim, yani din eğitiminden kim ne anlıyor? Din eğitiminin bürokrasisi din eğitiminden aynı şeyi mi anlıyorlar? Mesela din eğitiminin başındaki insanları getirelim. Din eğitimi genel müdürünü getirelim. Din eğitimi genel müdür yardımcılarını getirelim. Din eğitimiyle ilgili fakültelerden 4-5 tane hoca getirelim ama birleştirmeyelim bunları. Şu kağıtlara diyelim din eğitimi konusunda efendim şu 10 soruyu cevaplandırın. Bir bakın bakalım manzaraya. Hepsi farklı şey. Zaten. Kesinlikle. Bu kafa karışıklığıdır aslında. Yani bu memlekette öncelikle üzerinde ittifak ettiğimiz, uydaştığımız kavramlar üzerinden konuşmuyoruz. Hocam böyle bir tartışma da zaten yaşanmıyor. Maalesef. Çevrelerde yani işte ya nasıl bir din eğitimi vermeliyiz? Nereden başlamalıyız? Evet. Böyle bir ciddi anlamda bir tartışma yaşanmıyor. Oysa dil dediğimiz olgu, toplumsal mutabakatın sonucudur. Yani biz ben sonucudur kelimesini kullandığımda toplumsal mutabakat eğer belirler bunun anlamını. Onun için ben aynı şeyi kastederim, siz de aynı şeyi anlarsınız sonucudur kelimesinden. O zaman anlaşırız zaten. Anlatabiliyor muyum? Uydaşım toplumsal mutabakat sonucudur. Mutavaa sonucudur. Efendim. Ama bu anlamda bizim eğitim kavramları üzerinde bir toplumsal veya en azından intelijansiyamızın mutabakatı olduğu kanaatinde değilim. Onu geçelim yine. O teorik bir mesele. Ama bugün pratik olarak din eğitiminin verildiği yerlere bakalım. İmam hatiplere bakalım.
Kur'an kurslarına bakalım. Liselerdeki Kur'an ve siyer derslerine bakalım. Allah'ınızın aşkına liselere siyer ve Kur'an dersleri konuldu. İlkokullara da konuldu. İlkokullara da konuldu. Bu gerçekten de Cumhuriyet tarihinde bir dönüm noktasıydı. Yani bu müthiş bir şeydi. Fakat ben bu müthiş bir şeyin, müthiş bir şeyliğinin tek başına olacağı kanaatini hiç taşımadım zaten. Yani zira oraya Kur'an dersi diye bir ders koymuş olmanız meseleyi halletmiyor. Oraya siyer dersi diye bir şey ders koymanız meseleyi halletmiyor. Siz siyerden ne anlıyorsunuz? Siz mesela bana bir peygamber anlatın. Kimi peygamber diye anlatacaksınız? Kimi? Aslında sizin zihninizdeki imaj ne? Yani sizin anlattığınız peygamber mi? Yoksa zihninizdeki imajı bana peygamber diye yutturacak mısınız? Önce bundan bir mutabakata varalım. Sizin anlattığınız peygamberle Kur'an'ın anlattığı peygamber aynı mı mesela? Kim sağlamasını kim yapacak hocam? 9'a 9'unu kim yapacak? Hocam oradan o zaman şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz? Genellikle sizin kavramsallaştırdığınız bir şey var. Yani işte indirilen din var. Uydurulan din var. Bir de buna devlet ideolojisi doğrultusunda şekillenen ve halka bizzat dayatılan bir bindirilen din de var diyebiliriz. Evet, harika. Evet, indirilen bir de bindirilen bir din var. Eyvallah, şu an. Eyvallah. Yani bütün bu anlattığınız şey bu bindirilen dinin bir sonucu. Aynen öyle. Şimdi burada özellikle zaten yola çıkarken bir takım bagajlarla çıkmışsınız. Bir takım yasaklarla çıkmışsınız. Bu memleketin devlet din ilişkileri zaten sorunlu. Bugün sorun çözülmüş falan değil. Yani kimse kendisini aldatmasın lütfen. Devlet din ilişkileri hala sorunlu. Yani hala yasak alanlar var o konuda Diyanet çıkıp da açıklama yapabilir mi? Hadi bakalım. Yani devletin önce boşaltması lazım Diyanet'in o konudaki haramı açıklaması için. Anlatabiliyor muyum? Yani devlet boşaltacak ki o alanı Diyanet konuşsun. Yani dürüst olalım, doğru konuşalım. Mehmet Görmez kardeşim benim kardeşim. Efendim benim dostum. Efendim. Ama Mehmet Görmez'de olmuyor bu işler. Bitmiyor işte. Anlatabiliyor mu? Dolayısıyla mesele ne, nasıl ele alınacaktan öte bu memlekette yaşanılan birçok problem var. Bu problemler sadece din eğitiminden kaynaklanan problemler değil ki. Din siyaset ilişkisi problemli. Din toplum ilişkisi problemli. Din ekonomi ilişkisi problemli. Bu memleketteki din eğitimi meselesinde dinin kendi içerisinde hangi din algısı ki biraz önce kardeşimin dile getirdiği hangi dini vereceksiniz? Buna bir karar verdiniz mi? Kimin dinini vereceksiniz? Yani bu memlekette Hayrettin Karaman Hoca Ehl-i Sünnet diye bahsediyordu ama. İşte buyurun. İşte buyurun. Hani din eğitimiyle ilgili bir yazı yazmıştı. 2 hafta önce okudunuz mu bilmiyorum. Zurnanın zırt dediği yer. Şimdi. Ortak çok genel kabul anlamında. Peki söylüyor. Alevilerimiz ne olacak? Hatta burada şey de var hocam. Gayrimüslimlerin eğitimiyle tartışılması. Oraya gelmedik daha. Oraya gelmedik. Şimdi Diyarbakır'dan geliyorum. Diyarbakır'da cuma kıldım. Cuma kıldığım yerde Şafii Camii'ydi. 2 tane namaz kılındı. 2 tane. Gündelik farz namaz 6 oldu. Allah 5 vakit farz kılmış. Benim kıldığım camide namaz kılanlar 6 vakit namaz kıldılar. Çünkü bir cuma kıldılar bir de öğle namazı kıldılar. Öp babayın elini. Bu Diyanet nerede? Bu hangi din? Bu dinin aynı dinse eğer bu din günde 5 vakit namaz mı farz kılıyor 6 vakit namaz mı? Bizim bildiğimiz 5'ti hocam. 6'ya çıkmış orada. O bizim bildiğimiz din değil orada ya. 6'ya çıkmış. O bize indirilen ama değil. Ama onunla kim ilgilenecek? Bunlar Diyanet kimse ilgilenecek. Kimse ağzını açmazsa bu Diyanet nasıl bir Diyanet? Neyin Diyaneti? Orada Allah'tan korkun ya dedim. Allah'tan korkun. Şimdi öyle mi kılıyorsunuz? Cuma kılandan öğle namazı düşer. Öğle namazı düşer. Çünkü cuma 6. vakit değildir. Cuma 5 vakitten biridir. Öğle namazın yerine ikame vakittir. Kaim makamdır. Cuma namazı. Cuma kılandan öğle sakıt olur. Hem öğleyi kılıyor hem. Hangisinden şüphe ediyorsun dedim. Cuma'dan. Peki
Cuma'dan şüphe ediyorsa öbüründen de şüphe ediyor demektir. Çünkü o olmazsa o olsun. Sağlama yapıyor hocam işte. Bir olmazsa. İyi de o zaman niyet yok. Niyet olan yerde tereddüt olmaz. Tereddüt olan yerde niyet olmaz. Niyetsiz kılınıyor o iki namazda. Boşa kılıyorlar yani. Eyvallah. Peki bunu söylemesi gerekenler neredeler? En eften püften meselelerde bu memlekette kan gövdeyi götürüyor. Böylesine çok temel bir meselede kim konuşacak? Böylesine bir meselede niye konuşmaz Diyanet? Çünkü sadece, sadece Diyanet değil ki ilahiyatlarda. Tabii ben sadece Diyanet demiyorum. Yani konuşması gerekenler. Böyle bir meselede konuşmuyorlarsa bu mesele bakınız bu mesele dinin temellerine giriyor. Bu mesele muhkem bir mesele. Müteşabih bir mesele falan değil. Yani çünkü günde kaç vakit farz oldu? Yani mezheplere bağlı bir mesele değil ki. Açık, Şia'da günde beş vakit farz olduğunu bilir. Ehli sünnet de bilir. Anlatabiliyor muyum? İbadiler de bilir Umman'daki, efendim Cezayir'deki, hariciler de bilir. Evet. Peki bizim Şafiler niye bilmez? Kim bildirecek bunlara? Diyanet Şafiler çok din, temsil etmedi. Bu din eğitimi nasıl bir din eğitimi ki Diyarbakır'daki din farklı bir din? Sormazlar mı bunu? Buradaki din hangi din diye? Şimdi bir tane örnek veriyorum ama inanın işin içine dalsak. Şimdi şu var. İslam ansiklopedisi. İslam ansiklopedisi yazmışsınız. Bari şunu Hanefi, Sünni İslam ansiklopedisi yazsanız da millet anlasa. Bunu söyleyince benim adım Şii oluyor. Anlatabiliyor muyum? Gül gibi ehli sünnet dururken gidip de Şii olacağım. Ya ben ehli sünnet olmadım. Niye Şii olayım? Allah Allah. Hocam sadece Şii. Allah Allah. Buradan tarihi yani, bir açıklama da yapmış oldunuz. Yani ben Müslümanım ya. Allah Allah. Ben mezhebiyle kendini tanımlayan adamı bir türlü kabullenemiyorum. Bu saatten sonra mezhepçilik mi yapacağız yani? Her iş bitti de. Ümmetin şu haline baksanıza. Kan gövdeyi götürüyor. Şimdi efendim ama iş bizim Alevilerle Sünniler arasına gelince kardeş. Kardeş oluyor. Öbürü de kardeş. Öbürü de kardeş. Doğru kardeş. Kardeş. Peki ne olacak? Alevilerin dini nasıl bir din olacak? Şimdi dedeye secde eden bir Alevi. Bu hangi din? Şimdi bunlar konuşmayacağız mı? Hindistan'ın kutsal inekleri gibi hiç konuşmayacağız mı? Konuşmayalım mı bunu? Yoksa şöyle mi diyelim? Aleviler, kendi içinizde bunu konuşun. Bunu konuşun ama insanın insana secde ettiği bir din hangi dindir? Anlatabiliyor muyum? Bu da bir mesele. Kulun kula kul olduğu bir din. Nasıl bir dindir? Yani bu Sünnisi Alevisi var mı bu işin ya? Allah aşkına. Yani benim Alevilerin hakları söz konusu olduğunda nasıl aslan kesildiğimi bilenler iyi bilirler. Dersin meselesinde nasıl aslan kesildiğimi yıl dönümü bilen, bugün hocam. Bilenler iyi bilirler. Bugün yıl dönümü mü? Kaplıyorum, eyvallah. Yıl dönümü. Seyit Rıza'yı bir daha rahmetle analım. Evet. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Evladı Kerbela'yık, bir günahık. Ankara'dakine söyleyin. Ben onun oyunlarıyla baş edemedim. Bu bana dert oldu. Ama ona boyun eğmedim. Bu da ona dert oldu. Eyvallah. Rahmet olsun Seyit Rıza'ya. Ben buyum. Beni bilen bilir. Onun için yani gül gibi ehli sünnet olmadık da gidip de şehit mi olacağız? Ama kendimi mezhebimle tanımlamam. Allah beni tanımladı. Ben Müslümanım. Huve semmâkumul muslimî. Müslümanım diyelim. Ben Müslümanlardan diye tamamla. Ben Müslüman olmakla emrolundum. Başka bir şey olmakla emrolunmadım. Bu manada nasıl edeceğiz şimdi? Sünni eğitimi din eğitimi olarak mı vereceğiz? Efendim öbürlerini de vereceksek nasıl vereceğiz? Nasıl vereceğiz? Şimdi Şafilere gelince ne olacak? Orada bitmiyor bölümleme. Yani Şii'yi Sünni'ye ayırdınız. Caferi bir vatandaş kitleniz var. Kars'ta, İstanbul'da, her tarafta. Anlatabiliyor muyum? Iğdır'da, şurada, burada. Yok sayamazsınız. Ondan da öte Hristiyan ve Yahudi vatandaşlarımızı ne yapacağız? Onların dinini ne yapacağız? Yani onları da Müslüman mı yapacağız? Zorla Şafileri Hanefi yaptığımız gibi. Efendim, Alevileri Sünni yapacağımız gibi. Öyle mi yapacağız? Yoksa Allah'ın kitabını merkeze koyacağız. Allah'ın dini bu bizim değil. Bu din Allah'ın dini. Sen Allah'ın dinine uyarsın ya da uymazsın.
O senin bileceğin bir iş. Gerçekten senin bileceğin bir iş. Ama dini sen tanımlayamazsın. Çünkü dinin sahibi var. Din sahipsiz bir müessese değil ki. Azıtma bir köpek değil ki. Haşa. Dinin sahibi var ve sahibi de Allah. O zaman dinin müfredatının kaynağı nedir? Kur'an'dır. Bitti. Kur'an'dır efendim. Kur'an'dır. Yani nereden dönersen dön, eğer diyorsa ki bir adam ben dinin kaynağı olarak Kur'an'ı kabul etmiyorum, o zaten kendisine bir din bakmalı. Münasip bir din bulsun. Onun için onu zorla Müslüman etmek de ona da haksızlık. Zulümdür. Zulüm. Ben bu memlekette ateistlerin örgütlenmesini destekliyorum. Destekliyorum. Çünkü münafıklığı azaltır. Çünkü ikiyüzlülüğü azaltır. Anlatabiliyor muyum? Adam Müslüman değil, sen zorla cenazesini kıldırıyorsun ya, utan. Böyle bir şey var mı? Kur'an bunu yasaklıyor. Ona da zulüm, kılana da zulüm. Bırakınız ona. Adam bir ömür boyu Allah Resulü'nün arkasında namaz kılmış, münafık olarak ölmüş. Resulullah'a onun namazını kılma diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu aynı zamanda onun inancına da saygı. O Müslüman değil ki. Yani sen niye zorla Müslüman ediyorsun? İnanmayan açsın, Yunus suresinin 99. ayetini okusun. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْعَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Eğer Allah isteseydi, yeryüzündeki herkes mümin olurdu. Şimdi sen insanları iman edinceye kadar zorlayacak mısın diyor. Zorlayamazsın diyor. Zorlayamazsın. Onun için bırakınız, yani alt kategorileri efendim, diğer dinleri ne yapacaksınız? Onları da kendi kitaplarıyla, kendilerine müfredatını vereceksiniz. Özgürlüklü olucu olacaksınız. Bu işin tek herhalde toplu çözümü hocam, devletin bu alandan çekilmesi galiba. Devlet ne yapacak? Esasında devlet hakem olur. Devlet bu gibi işlerde, eğitimde de öyle. Denetleyecek. Efendim, yoksa devlet kendine has bir din yorumu dayatır. Devletin dini olur o. Niye ben devletin dininden olayım? Anlatabiliyor muyum? Devletin dinle aynı çuvala girmesinden tarih boyunca din zararlı çıkmıştır. Yılanla çuvala girmiş gibidir o. Niye? Çünkü devletin silahı var, dinin yok. Devletin ordusu var, dinin yok. Devletin parası var, dinin yok. Ne olacak şimdi? Devlet canı sıkılınca dinin tepesine, omzuna silahı dayıyor. Sen oradan görmüyorsun. Din bir şeyler konuşuyor ama arkada silah dayalı. Şimdi şöyle dayanmış. Efendim, gizliden gizliye silahı, sen kafada sarıp konuşuyor. Sen silahı görmüyorsun ama ki, ne güzel de konuşuyor hocamız falan diyorsun. Hocanız konuşmuyor, konuşturuluyor. Hocam başka imkanların yolunu da kapatıyor. Mesela hani, işte mesela dini, işte özel imam hatip ya da işte özel ilahiyat fakültesi kuramıyorsunuz bu ülkede. Neden bu memlekette özel her şeyi kuruyorsunuz? O çok ama enteresan. Özel imam hatip kuramıyorsunuz. Kim kime hangi gizli sözleri verdi ki hala 2014'ün Türkiye'sinde hala özel imam hatip kuramıyoruz? Ya da özel ilahiyat fakültesi kurulabiliyor mu? Efendim onu kanunu aşarak yaptılar. Yani İlim Yayma Vakfı. Efendim onu kadükleştirerek yaptılar. Yani çalıyı dolandılar. Aslında yasal olarak kuramazlar. Birileri birilerine bir zamanlar bir söz vermiş. Onu da açıklamıyorlar. Çok ilginç. Bu memlekette Robert Kolej açık. Evet. Sembenova açık. Anlatabiliyor muyum? Açık, açık, o açık, bu açık. Bütün bunlar da kilise okullarıdır. Bakınız. Onlar kilise zaten okullar. Kendi okullarını açabiliyor. Ruhban okulu da açılıyor. Evet, Ruhban. O açılsın. Ben başından açılsın. Beri savunuyorum. Tabii ki. Ben başından yani beri savunuyorum. O da açılsın. Kapanması hataydı. Aynen. Kapanması hataydı. Yani iyi Hristiyanları görmek istiyoruz. İyi Yahudiler görmek istiyoruz. Onlar da iyi Müslüman görmek istesinler. İyi Müslümanın tarifini Kur'an yapar aziz kardeşim. Bu bir. Yani kaynağı Kur'an olacak. Başka türlü işin içinden çıkamazsınız. Adam Müslüman olmuş. Bir İngiliz. Hikaye şey değil. Aynıyla vaki yaşanmış. Efendim. Yani onun Müslüman olmasına vesile olan arkadaşlar Müslüman oldum. Elhamdülillah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah demiş. Demişler küçük bir sorun var. Bitmedi. Ne olacak? Ne sorunu? İşte dediniz ben de şehadet getirdim. Efendim Müslüman oldum. Bizde bir Sünniler var bir de Şiiler var. Sünni de olmalısın demişler.
nasıl bir şey falan. Neyse biraz kafasına yatmamış ama ya Müslüman olayım. Yani siz beni İslam'a davet ettiniz, ben de geldim. Neyse Sünni de olmuş. Olmuş da utana sıkıla demişler ki bir sorun daha var, bitmedi. E ne olacağız, daha ne olacağız ya, bu kadar şey oldu. Hanifi de mi olması gerekiyor? Demişler ki. Maturidi mi eşari mi olacak? Tabii. Sünnilik içerisinde iki tane ana kıta var. Efendim şey var, ana kıta var. Maturidi, eşari. Birini seçeceksin. Yani teolojik olarak yorum farkı var. Ne olayım? Benimkinler ol demiş. E tamam seninkinler oldu. Maturidi oldu. Efendim. Neyse biraz sonra demişler ki çok özür dileriz ama gene bakayım konu. Ne gene ne var demiş adam. Hanefi var, Şafi var, Maliki var, Hanbeli var. Demiş ki adam eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu. Ben Müslüman. İşinize gidin. Gerisi sizin olsun. Eyvallah. Dolayısıyla yani orada da kalmayacaktı. Ben biliyorum daha bir de 12 tane tarikatımız var. Efendim ondan sonra da tarikatın altında Halidi şeyhleri var, bir şu var. Yani şu Nakşibendi var, bu Nakşibendi var, o Nakşibendi var. Ya yani orada bitmez yani. Bu atomize oluncaya kadar aşağı kadar iner. Anlatabiliyor muyum? Mahalle imamına kadar evet. Gelir. Onun için bu manada eğer din eğitimi verecekseniz merkeze Allah'ın kitabını koyacaksınız. Allah'ın dinini öğretiyorsanız Allah'ın dininden öğreteceksiniz. O yoksa ne olur biliyor musunuz? Yoksa o kitabı yazanın dini olur, Allah'ın dini olmaz. Öyle olur. Görmüyor musunuz şu din telakkilerini? Şu din telakkilerine bakın. Çarşıya çıkın, insanları konuştur. Kaç tane din var? Peki ne olacak bu Müslümanlar? Hani innemel mu'minune ihvetundu? Hani tevhid esastı? Tevhid toplar, birleştirir. Anlatabiliyor muyum? Şu din, yani cuma akşamı da söyledim. Vahyin penceresinden de. Efendim, din başlangıçta sadeydi. Kur'an'ın dini hep sadedir. Hep sadedir. Yani basitlik, sadelik anlamına kullanıyorum. Çok sade ve çok arı durudur. Fakat insanların önüne yığılan şu bagaja bakın, sürdürülemez bir din bagajı. Yani adama öyle bir din anlatılıyor ki, ben almayayım diyor. Bu şartlar altında anlaşıldı ki Müslüman olmak mümkün olmayacak, sürdüremeyeceğim bir şey. İnanın herkesle iddiasına hazırım. Peygamberimiz de sahabe de bizim kadar cuma günü öğleyin namaz kılmadılar. Her iddiasına hazırım. Bana ispat eden, ispat edebilen çıksın karşıma, ne istiyorsa veririm. Yok böyle bir şey. Zaten sonradan uydurmuş bir şeydir. Yani peki iyi de uyduran uydurmuş da. Bize ne oluyor? Bize ne oluyor? Bize ne oluyor? Neden biz Allah'ın kitabı kaybolmuş gibi, yok olmuş gibi, yokmuş gibi, yokmuş gibi hareket ediyoruz? Metruk, aslında mehcur bırakmak bu değilse nedir? Bu bir. Gelelim devletin din eğitimine ilişkisine. Azizim, devlet Osmanlı bunu yaptı. Osmanlı bunu böyle de yapmadı. Osmanlı'da medreseler nispeten kısmen biraz daha bu dönemden daha özgürdü. Efendim. Ama biliyorsunuz Osmanlı'nın üç ana sınıfı var. Kalemiye, İlmiye. Seyfiye, İlmiye. Efendim, üç. Kalemiye bürokrasiyi temsil eder, Seyfiye orduyu temsil eder, İlmiye ulemayı temsil eder. Efendim. Üç ana sınıf, üç omurgasıdır. Osmanlı'yı bunlar götürdüler. Efendim. Fakat ilginçtir, bu sınıflardan ikisi bir ittifak yaptığı zaman üçüncüyü devirirler. Tarihte, Osmanlı tarihindeki tüm darbeler böyle olmuştur. Onun için de Seyfiye ile İlmiye bir araya geldi mi Kalemiye'yi devirir. Sadrazamı devirirler. Anlatabiliyor muyum? Ama diğer ikisi, işte Yeniçeri Ocağı'nın 1816'da, 26'da Yeniçeri Ocağı'nın yıkılmasında ne yaptı padişah? Efendim, ikisini bir araya getirdi Seyfiye'ye karşı. Ve Yeniçeri Ocağı'nı öyle ortadan kaldırabildi. Vesaire. Ama bir kötü şey oldu. Osmanlı din eğitimini devletin pençesi altında tuttuğu için her şeye rağmen, bugünkü gibi olmasa dahi tuttuğu için, Osmanlı yıkılınca tüm kurumlar da altında kaldı. Meşihat kurumu altta kaldı, yıkıldı. Hilafet kurumu altta kaldı, yıkıldı. Vakıf kurumu altta kaldı, yıkıldı. İftia kurumu altta kaldı. Medrese kurumu da öyle oldu. Zaten boşalmıştı içi.
Boşalmıştı. Ne oldu? Asker kaçaklarının yuvası oldu medreseler. Çünkü medrese talebesine askerden muaf kıldı. Beşik ulemalar şu an. Aynen öyle. Askerden muaf kılınca ne kadar efendim ordu kaçkını var, kaçkın var, kaçak var efendim. Geldi medreseye. Elif'i görse mertek zanneder. Kaçaklar girmeden evvel değildi medrese. Çok iyi bir yerde miydi? Asla değildi. Değildi. Bu medresenin tarihine dair bir takım şeyleri İslami Hareketler ve Kıyamlar Tarihi isimli eserimde almıştım. Yani 19. yüzyılın sonlarında Şam'da ulemanın tartıştığı efendim şu medrese coğrafya ve matematik ilmi caiz midir değil midir? Evet. Aman Allah'ım akla ziyan ya saçını başını yol. Düşünebiliyor musunuz? Bu efendim Cabir bin Hayyan'ın torunları mı bunlar? El-Battani'nin torunları mı bunlar? Trigonometrinin kurucusu El-Harizmi'nin torunları mı bunlar? Bunlar mı yani? Bu adamların hiçbir şeyden haberleri yok ya. Bunlar hikaye falan anlatmıyoruz biz burada. Aynı ile vaki. Onun için elhamdülillah Cumhuriyet'in ilk döneminde, Osmanlı'nın son döneminde nereden çıktıysa Allah'ın lütfu bir kuşak çıktı. Tunuslu Hayrettin Paşa, Ferit Kam, Babanzade Ahmet Naim, Filibeli Ahmet Hilmi, efendim, Sadrazam Said Halim Paşa, efendim, Elmalı Muhammed Hamdi, Küçük Hamdi Efendi, Zahit Kevseri, Mehmet Akif Ersoy, efendim, nereden çıktıysa Allah'ın bir lütfu işte, bu insanlar çıktı, Akseki vesaire vesaire, efendim, tabii dışarıdan da takviyeler, Afgani. Tayyip Okiç, efendim, Afgani, belki babası bu işin, efendim, Abduh, Allah hepsine rahmet etsin. Said Nursi efendim. Ondan sonra bunlardan Muhammed Tayyip Okiç hocamız. Ondan sonra efendim Said hocamızın babası Hatipoğlu efendim. Hatip Hoca. Said Hatipoğlu oğlu. Muhammed Hamidullah efendim. Bunların da bu ülkenin o patlamasında, o güzel patlamada çok güzel ırmaklar, sular kattılar bu işin içine. Efendim, çok harika bir şey oldu, gelişme oldu. Ama dökme suyla değirmen dönmüyor. Bu anlamda yine Osmanlı yıkıldı, ne oldu? Devlet kurumları Osmanlı'nın cesedinin altında kaldılar. Bağımsız olsaydı altında kalmazlardı. Burada birileri pirelenecek, kaşınacak ama kaşınsın, pirelensin, hiç önemi yok. İmam Hümeyni'ye diyorlar ki, devletin reisi sensin, efendim şu anda tek karar vericisin. Kum medreselerini gel, devletin bir parçası yapalım. Bir gün devlet yıkılırsa kum da mı yıkılsın? Anlatabiliyor muyum? Onun için ilim merkezleri devlete göbeğinden bağlı olmamalı. Dini eğitim devlete göbeğinden bağlı olmamalı. Bu eğitime aslında vakıflar yeter. Vakıfların gelirleri yeter. Bu anlamda devlet hakem olsun. Devlet elini eteğini çeksin demiyorum. Asla çekmesin. Yani şimdi birileri ekrandan izleyenler Allah etmesin bu cemaatle mi bırakacaklar? Haklılar. Yerden göğe haklılar. Cemaatleri de bırakmasın. Anlatabiliyor muyum? Hele hele şu manzara ortadayken. Efendim yani bu sefer de paralel din. Paralel eğitim, paralel dinler, dinler. Bir sürü efendim. Çıkarmış. Dolayısıyla devlet hakemlik yapsın. Ama devlet din dayatmasın. Fakat devlet kuralların yürürlükte olup olmadığını denetlesin. Yani verilen eğitimin aslına sadık olup olmadığını denetlesin. Uluslararası standartları zaten böyle. Başka ülkelerde böyle. İşi bilen yerlerde böyle. Onun için bu dinin sahibi Allah mı? Allah'ın müfredatı da Kur'an mı? Efendim, bu Kur'an müfredatını da hayatında uygulayan sevgili peygamberimiz mi? Tamam, belli, ortada. O zaman ne yapalım? Yapılacaklar belli. Kur'an din eğitiminin merkezinde olmalı. Ve birikmiş olan dini bilgi Kur'an'a arz edilmeli. Zaten klasik din eğitiminin dili eski dildi, bitti. İnanın bitti. Şöyle bir keşke getirseydiniz şuraya. Bir din dersi kitabı getirseydiniz de size neşeli neşeli
şeyler okusaydım oradan. Bölümler, efendim, bölümler okusaydım. Ağzınız kulaklarınıza varsaydı bir. Efendim, bunu kim yazmış ya? Bunu yazan hangi kitaptan araklanmış? Allah'tan korkmamış mı bunu yazan? Hiç mi şu ayeti duymamış? Bunu yazan çocuk şu ayetle karşılaşırsa bir gün. Bir gün şu ayeti okudu. Bunu da din kitabı diye okudu. Din dersi diye kitabı o diye okudu. Din dersi kitabında bunu okuyan çocuk şu ayeti de gördü. Hangisi din bunun diye sordu. Ne diyeceksiniz? Allah'tan korkmayacak mı bu adamlar? Anlatabiliyor muyum? Alakası yok. O dinse bu din değil. Kur'an'ın söylediği dinse o din değil. Nasıl olacak şimdi? Orada öyle bir dinden bahsediliyor ki Kur'an onu yalanlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani işte Kur'an ene beşerun mislukum diyen bir peygamberden, bir peygamber algısı oluşturuyor tüm zihinlerde, müminlerinde. Orada ise beşer olmayan bir peygamber anlatılıyor. Şimdi çocuk ne yapsın? Çocuk şimdi bir gerilim altında bulunuyor. Onu okuyan çocuk aslında. O inandırıcı değil. Ta iç dünyasında inandırıcı da bulmuyor onu, onu söyleyeyim. Biz bunu çok gördük. İnandırıcı bulmuyor. Bir kısmı bunu dillendiriyor. Bir kısmı hatta dine mesafe koyuyor. Böyle bir dinle benim işim olamaz diyor içinde. Bir kısmı da ya din işi tehlikeli iş. Bu işlere pek bakmamak lazım. Hiç dokunma. Öyle kalsın. Çarpılırız marpılırız. Aynen çarpılırız marpılırız. Efendim kıl beşini gör işini al maaşını fazla derinlere dalma falan diyerek işi götürüyor. İdareyi maslahat ediyor aslında. Anlatabiliyor muyum? Resmen Allah'ı idare ediyor ya. Anlatabiliyor muyum? Şuna bakın. Neresi bunun din dersi? Din dersi mi? Münafıklık dersi mi? İkiyüzlülük dersi mi? Yani Allah'a karşı ikiyüzlü olacaksın. Ne yapacaksın? Yani o çocuk bir gün şöyle bir ayet görüyor. Ahkaf suresinin 9. ayetinde. De ki bana da size de yarın ne yapılacağını vallahi bilmiyorum. Böyle bir ayet görüyor. Öbür tarafta ise bırak yarın ne yapılacağını, kıyameti dahi, kıyametten sonrasını, ölümden sonrasını, kabirden sonrasını, hepsini bilen bir peygamber. Ve peygamberi geçtin efendim, peygamberin suyunun 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 suyu biliyor. Yani peygamber bilmiş çok mu hocam? Çok mu? Aynen öyle. Şimdi böyle iki tane din. Hangisi din bunun? Hangi dinin dersi bu? Problem çok derin. Onun için bir karar vermemiz lazım. Doğru biliyorum zor. Gelenekleri oynatmak zor. Taşları oynatmak zor. Fakat söyler misiniz peygamberler niye geldi? Taşları oynatmak. Taşları oynatmak için. Büyük taşa dokunmak için geldi. Büyük taşa dokunmayan bir peygamber gördünüz mü siz? Peygamber olamaz ki zaten. Peygamber olamaz. Hocam yani burada şimdi devletin devlet elini çekmiş olsa sadece dediğiniz gibi hakim hakem durumunda olmuş olsa ve bu iş cemaatlere, vakıflara vesaire bırakılmış olsa tekrar aynı sorun yaşamayacak mı? Yani dediğiniz işte nasıl farklı peygamber tasavvurları varsa farklı Kur'an-ı Kerim yorumları da ortaya çıkacaktır. Yani mezhebe göre bir Kur'an-ı Kerim de ortaya çıkma riski tabii olacaktır haliyle. Yani bunun kontrol mekanizması nasıl oluşturulabilecek? Kur'an-ı Kerim yorumu olsa o bile yok yani. Yani sonuçta bugün ortaya çıkan işte tarikatlar, cemaatler vesaire bütün bu yorumların bir sonucu. Şimdi burada hangi yorum? Çok güzel. Esasında bu soru bana çok soruluyor. Daha dün, bugün bir Anadolu vilayetinde işte oradan uçağa bindim geldim. Efendim, çoğunluğu profesör olan bir kahvaltıda idim. Orada da bu konu gündeme geldi. Ben şunu söyledim, buradan da altı çizilmesi şartıyla söylüyorum. Allah'ınızın aşkına bunu altını yüreğinize çizerek, levha olarak. Kur'an farklı bakış açısını ve yorumları tekleştirmeyi amaçlamaz. Evet. Kur'an farklı yorumlara tahammülü ve çeşitliliğin zenginlik olduğuna inandırmayı amaçlar. Müteşabih ayetler. Kasıtlı budur. Kasıtlı budur. Kur'an'ın bizzat büyük yapmak istediği budur. %70 gibi büyük, aynen büyük öyle. Kısmını. Muhkem ayetler zaten akideyi veriyor. Evet. Akideyi veriyor. Kur'an'da müteşabihin varlığının sebebi yorumları dondurmamaktır. Yorumları teke indirmemektir. Yorumları teke indirme, yani yorum despotluğuna
dur demek. Yani hocam sizin evet. ilk başta dediğiniz o akıl altyapısına evet. Bir vahyin üst yapı. Müteşabih hayatta bir üst yapı. O zaman ne yapacağız? Mesela İslam'ın da farklı yorumları var. Alevi yorumu diyor adam. Hı. Efendim. Yani onu Alevi yorumu diye verir. Fakat önce İslam'ın ne olduğunu gösterir. İslam'ın kaynağı Kur'an'dır. Kur'an bu. Kur'an'ın söylediğini önce verir. Çocuğa bırakır onu. Der ki bunlar da farklı yorumları. Bir harici yorumu var, bir Şii yorumu var, bir Sünni yorumu var, bir efendi Mutezili yorumu var. Mutezili yorumunda akıl ağırdır. Sünni yorumunda kitle ağırdır, cemaat. Bu bir zenginlik. Efendim, yani bunun zenginlik olduğu. Alevi yorumunda bir tür efendim ezoterizm ağırdır. Efendim Ehl-i Beyt ağırdır. Bir tür sülale ağırdır. Yani peygamberimizle fiziki ve fiili bağı olanlar ağırdır. Efendim işte harici yorumda bir tür İslam'ın keskin yorumudur. Aynı zamanda da özgürlükçü yorumudur. Anlatabiliyor muyum? Bir özgürlükçü damar vardır harici yorum içerisinde. Mesela herkes halife olabilir der. Herkes halife Kureyş'ten olur derken harici herkes halife olabilir der. Bu da bir harika bir çeşittir, çeşnidir. Bunları öğretirsiniz. Daha farklı yorumlar, modern yorumlar da var. Onları da öğretirsiniz. Ama bunları bir yorum olarak öğretirsiniz. Ya bu bir manevra alanı. Yorum Nass'ın tahtına oturamaz. Nass'ın tahtına oturan yorum naslaşır. Nass'ı nereye oturtacaksın? Onun için yorum olarak yorumlardan birini Nass yerine koyamazsın. İşte bugün din eğitiminin yaptığı yanlış bu. Yorumlardan birini mutlaklaştırıyor ve onu Nass'ın yerine koyuyor. Ama o bir yorum. Yorumlardan yani, bir yorum. Hani dinin usulünü öğretmeden kendisini öğretmeye kalktıkları için sıkıntı orada yaşanıyor yani. Aynen öyle. Yorumlardan bir yorum. Dolayısıyla o zaman bakın kavga biter inanın. O zaman Aleviler kalkıp da şunu niye şöyle yapıyorsunuz demezler. Çünkü işte adil olmak da budur. Adalet de budur. Yani kimsenin söyleyecek bir şey kalmaz. Senin yorumuna da onun yorumuna da yer verdik. İşte özgürlükçülük de budur. Seç. İnsanlar seçsin. Ama her yorumu da vuracağı bir mihenk taşı olsun. O da Allah'ın kitabı. Anlatabiliyor muyum? Bir muhkem olmalı. Eyvah. Bir muhkem olmalı. Efendim. Dolayısıyla din eğitiminin öncelikle mantığı bu olmalı. Yani din eğitiminde de özgürlükçü bir çizgi olmalı. Yani bu önce Diyanet bunu yapacaksa eğer Diyanet kendi içinde bu özgürlüğü getirmeli. Yani imamların seçiminde cemaatin payı olmadan, müftülerin seçiminde imamların payı olmadan, Diyanet İşleri Başkanlığı seçiminde müftülerin payı olmadan bu nasıl olacak? Nasıl olacak? Yani bakın bugün Cumhurbaşkanlığı halkın seçmesinden bahsediyoruz ve bir kırılma noktasından bahsediyoruz. Nedir kırılma noktası? Halkın elinin girdiği yerde güç daha da büyüyor. Öyle mi? Tamam bunu orada biliyorsunuz da dinde niye yapmıyorsunuz? Niye dine gelince lolo? Anlatabiliyor muyum? Ellere var da bize yok mu? Niye? Yani dinde güçlensin. Dini bilimlerde güçlensin, halktan alsın gücünü. O zaman cemaatle efendim ediş edişmezsin. Efendim Caferi bir cemaati zorla Sünni yapmazsın. Şafii bir cemaati zorla Hanefi yapmazsın. Alevi köyüne Sünni imam göndermezsin. Ve Alevilerin içinde Aleviliği gerçekten bilen, iyi öğrenen birini gönderirsin. Onu da eğitirsin. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani o zaman birçok kavganın sebebi de kurur. Yani adil olmak gerekiyorsa bu. Adalet gerekiyorsa bu. Onun için onun da en az benim kadar hakkı var. O zaman aynı şekilde sadece o değil. Yahudilere de, Ermenilere de, Hristiyanlara da haklarını verirsin. Efendim, onun dinini öğrenme hakkı var. Din eğitimi hakkı var. Din eğitimi alma hakkı var. Ha diyeceksiniz ki onların din eğitimine zaten kimse dokunamadı bile. Bizim çocuklara Kur'an öğrenmek yasaktı. Onlara İncil öğrenmek hiç yasaklanmadı. Bu da bu ülkenin garabetlerinden biridir. O da ayrı bir mesele. Şimdi son dönemde hani gayrimüslim vakıfların malları iade edilmeye çalışıyor. Bunun mahkeme süreçleri falan çok var. Çok doğru bir şey yapılıyor. Çok doğru bir şey yapılıyor ama
Osmanlı'nın vakıflarının malları ne zaman iade edilecek? O apayrı bir şey. Müslümanların mallarını ne zaman vereceksiniz? Ne zaman vereceksiniz? Bu hiç tartışma konusu bile değil gündemde. Değil. Yani eyvallah. O da enteresan bir şey. Eyvallah. Aldıklarını verseler biz bize yeteceğiz herhalde. Aynen öyle. Veriyorlar. Kesinlikle. Hocam şimdi biz din eğitiminde din eğitiminin daha çok kim tarafından verilmesi gerektiği üzerine konuştuk ama bir de aslında konuşulması gereken bu din dilinin nasıl olması gerektiği. Evet. Yani kim tarafından verileceği kadar önemli bir mesele. Din dilinin evet. nasıl olması gerektiği. Biraz az önce sizin dediğiniz o özgürlük vesaire de biraz da bu dilin oluşumuyla alakalı bir şey. Çok doğru. Yani özgürlük alanının belirlenmesi, o yorumların özgürlükçü bir bakış açısıyla değerlendirmiş olması sonuçta bir din diliyle alakalı bir durum. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu aslında nasıl bir din dili oluşturulmalı? Demin konuştuğumuz mevzunun doğal ve kaçınılmaz bir sonucu. Bir kere şunu söyleyelim. Din eskimez, din dili eskir. Zira dil dediğimiz şey aynen ağaçlar gibi solan yaprakları dökülür. Yeni mevsimle birlikte yeni yapraklar verir. Onun için dil dediğimiz şey iletişim aracıdır, araçtır nihayetinde. Ve araçları kutsamamak lazım, amaç haline de getirmemek lazım. Bir de her çağın dili o çağın kültürünü yansıtır. Dünün dili dünün kültürünün bir eseriydi. Dünün dili mesela dünün din dili erkeksi bir dildir. Kesinlikle. Erkekçi bir dil. Daha bugün yahu uçakta gelirken gazete okudum efendim. Adam laik bakış açısına mensup bir yazar. Haklı olarak köşesinin bir kısmını ayırmış. Hangi kanaldaysa bir tanesi çıkmış. Kadınların aklı kısadır, aklı azdır diye üfürmeye başlamış, ötmeye başlamış. Saçı uzun olanın aklı kısadır. Yani rezaletin diz boyusu. Bunda Allah Resulüne iftira olarak. Yani güya haber var ya, hadis var ya orada. Neymiş? Yani hadis kısmından öte evet. Allah'ın ayetleri de bu konuda çok ağır bir şekilde yorumlanmış. Yani hani Allah'a iftira yani sadedinde. Aynen öyle. Yani. Şimdi bir de şu yok mu? Kadınların beyin gramajının üzerinden bir de yorum yok mu? Evlere şenlik yani akıllara seza bir durum. O zaman filler 20 insan ediyor değil mi? Fillerin beyni insan beyninin 20 katı çünkü. Efendim o zaman 20 akıl olmuş oluyor değil mi filler? Efendim. Hocam son 5 dakikamız toparlayarak. Tamam toparlayalım. Şimdi erkeksi bir dil. Eyvallah. Efendim o açık. Şimdi bu dili dün nenelerinize ve dedelerinize kullanıyordunuz. Neneleriniz gık çıkmıyordu, YouTube oturuyordu. Kızınıza kullanın da bir göreyim. Ümüğünüzü sıkmıyor mu siz? Kullanın da bir göreyim. Hakaret olur. Resmen hakaret olur. Anlatabiliyor muyum? Kadın yaratılmayı o mu seçti? Başta Allah'a iftira ediyorsun. Bu rivayet Allah Resulüne yakıştırılamaz. Bu rivayeti eğer tahlile tabi tutsak o kadar çok söyleyeceğim şey var ki burada. Anlatabiliyor muyum? Allah Resulü efendim bir olay olmuş. Olay olmuş Medine'de. Olayın kahramanı da kadınlar. Yani yaramazlık yapmışlar. Hiç de iyi bir şey yapmamışlar. Ve Medine çalkalanmış. Allah Resulü'nü bizar etmişler. Allah Resulü de çıkmış konuşmuş. Tabir caizse dökmüş yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sen kalk, Selman-ı Farisi diyor ki, sen Allah Resulü'nden her duyduğunu nakletmeye utanmıyor musun? Allah Resulü de insandı, kızgınlıkla konuştu, öfkeyle konuştu, sevgiyle konuştu. Dolayısıyla onun konuştuğunun arka planında yatan o duyguyu bilmeyen insan o sözü nasıl anlar? Hiç düşünmüyor musun? Hocam yani onun her konuştuğu vahiy olduğu için, hevadan konuşmadığı için. Yaramı deştin. Aynen öyle. Yaramı deştin. İşte yanlış nereden başlıyor görüyorsunuz değil mi? Eyvallah hocam. Kurban olduğum Kur'an'ına razı olsak mesele bitiyor zaten. Mesele bitiyor ama yani balık baştan kokunca gidiyor zaten. Ondan sonra geleceğiniz yer neresi? Kadın fitnedir. Kadın fitne midir? Fitne kadının yüzünde midir, erkeğin gözünde midir? Ne yapalım şimdi? Kadın fitne öyle mi? Allah'tan kork ya. Anan fitne mi senin? Efendim. Tüm peygamberleri bir kadın doğurdu.
Anlatabiliyor muyum? Eğer kadınlar protesto etse üç kuşak insanlığın yeryüzünde esamisi okunmaz. Allah'tan korkmaz. Efendim. Kadın fitne ondan ne oluyor? Kadın yarım, dini de yarım. Niye? Özel günleri var. Adet görüyorlar. Vay be. Hem çeksin kadın insanlığın yaşaması için, yeryüzünde varlığı için. Her ay üçte birini yani insanlık için kan versin. Hem de kadını böyle aşağıla. Özel günlerin onları özel yapması gerekir. Özel yapması gerekir. Ama ona şehit demen lazım. Ağzı onu necis yapmış. Şahit demen lazım. O kadar aşağılamış ki hocam. Ama bu zihniyet İslam'a ait değil, Yahudilere ait bir zihniyetti. Allah Resulü bu zihniyetle Medine'de savaştı 10 yıl, baş edemedi. Edemedi. Hangi birini düzelsin? Anlatabiliyor muyum? Hazreti Ayşe'de bile yer etmiş, hacca gidiyor, Hazreti Ayşe ağlamaya başlıyor, adet görmüş. Hüngür hüngür ağlıyor, hışkıra hışkıra ağlıyor. Ya Ayşe, Allah aşkına diyor. Bu Allah'ın Adem kızlarına yazdığı bir sünnettir, Kadir. Yasadır, yasa. Yasasıdır diyor. Onun için tavaf dışında diyor her şeyi yap. Bukhari orada yazıyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla buyurun Allah Resulü'nün yaklaşımı bu. Yani baştan sona Yahudi kültürüyle yetişmiş olan Ebu Hureyre sokağa giriyor, peygamberimizi görüyor, sokaktan kaçıyor. Peygamberimizi ilk gördüğü yerde soruyor. Niye beni görünce kaçtın? Kuntü necisen ya Resulallah, pistin. Çünkü pis tasavvurunu Yahudi kültürü belirlemiş. Pisti. Fesübhanallah ya Ebu Hureyre. Halil mümin yiyeceğiz. Mümin pis olur mu? Yani ihtilam olmuş. İhtilam olmayı pislik olarak niteliyor. Peygamberimiz de pislik ve temizliği iman üzerinden tanımlıyor. Çünkü Kur'an iman üzerinden tanımlıyor. Yani zihniyet meselesi azizim, ne diyeceksiniz ki? Maalesef. Anlatabiliyor muyum? Yani o dili değiştirmek lazım. O dili değiştirmeden olmaz. Kızınıza tesettür nasıl izah edeceksin? Sen fitnesin, onun için örtündün. Veyahut da kızım sana bir ikram et dedi. Ne yaptı biliyor musun? Karşıt cinsin olan, sen cinsi latifsin. Yani estetik unsursun. İnsanoğlunun estetik unsuru. Allah özene bezene yaratmış. Kadınlara biraz daha fazla koy. Cem Yılmaz'ın deyimiyle son modeli. Eyvallah, cazibe. Doğru. Yani malzeme iyi kullanılmış. Efendim. Dolayısıyla sen cinsi latifsin, cazibelisin. Cazibe koymuş üzerine. Ve karşıt cinsle ilişkini kesmeni istemiyor Allah. Toplumsal ilişkiler sürsün istiyor. Çünkü iki cins bir arada olarak bu toplumu yürütecekler. İnsanlığı kalkındıracaklar, hilafet görevini yapacaklar. Ama istiyor ki birbirini bozmasın. Birbirinin şeyini saptırmasın efendim, tabiri caizse ayarını bozmasın. Ne olsun ya? Her ikisi de kendisi olarak kalsın. Kişilikler ilişki kursun. Dişilikler değil. Yani cinsiyetin önüne insiyeti alıyor ki senin cinsiyetini insanlığının arkasına alıyor. İnsanlığını cinsiyetinin önüne alıyor ki karşıt cins senden haksız kazanç elde etmesin. Evet. Buyurun bir de böyle izah edin. Ki doğrusu da budur. Yoksa istismar başlar. Senin ayarını bozar tabiri caizse. Evet, bu fabrika ayarlarını bozar. Fabrika ayarlarını bozunca sen artık onunla kişiliğin üzerinden değil, dişiliğin üzerinden muamele. Çünkü o seninle dişiliğin üzerinden irtibat kurmaya kalkacaktır. Bir manzarayı görmüyor muyuz? Piyasada birçok felaketle neticelenen ilişkinin başlangıç noktası neresi? Onun için bu bir mesaj ya aynı zamanda. Bu da bir dil. Alın din dili size. Yani örtü cinsiyeti kapatıp insanlığı öne çıkarırken... İnsanlığı açmak için. Evet. İnsanlığı açarken eyvallah. Örtüsüzlük şahsiyeti biraz açmak için. İnsanlığı kapatıp cinsiyeti çıkarmak. Yani gibi. İstismarı önlemek için. Evet. Evvelki gün efendim işte Diyarbakır'da koruma polislerinden bir tanesi saat 1 televizyon, 2 otele geldim. Vahim penceresi bitti. Ölmüşüm, yorgunum efendim. Otelin lobisine oturdum koltuğa. 4-5 tane koruma polisinin başı, amiri
geldi İzbandut gibi bir arkadaş. Hocam bir soru soracağım ama dedi. Sor dedim. Belli ki sormaya çekiniyor. Namaz kılmayan cehenneme mi gidecek hocam dedi. Bu zorunlu mu? O kadar acıklı sordu ki. Yani ben içimde oldu yani adam. Ama öyle bir inançla soruyor öyle. Vallahi namaz kılanlardan daha sağlam bir imanı var gibi geldi bana. Anlatabiliyor. Kalbi ürperiyordu yani. Yani ürpermiş. Ama bu korku içinde hissediyor. Namaz kılmayan cehenneme girmesi zorunlu mu hocam diyor. Şimdi gel de bizim Selefi'ye sor bu soru. O zaten efendim senin yani. Aynen öyle. Direkt şey kıyma makinesine. Orada şeyi gördü ya, haberi İman, gördü ya. İman-Amel ilişkisinden evet, yine. Aynen öyle. Yani dedim ki cennet Allah'ındır. Allah kuluna şefkatini namaza indirgemez. Allah'ın şefkati namaza indirgenmeyecek kadar büyüktür. Allah'ın şefkati her şeyi kuşatmıştır, namazsızları da kuşatmıştır. Fakat sen şöyle düşün dedim. Allah'la randevuyu kaçırırsam son randevum olabilir. Şefkati de kaçırabilir miyim acaba? Acaba son randevuya yetişmezsem o büyük şefkat denizinden bana düşen pay gider mi? Böyle bir ihtimal dahi seni namazı özletmez mi? Dedim en sevdiğin vakit hangisi? En sevdiğin, en kılabileceğin, namazı kılmaktan en hoşla. O vakitten başla dedim. Ondan başla. Efendim, tatlı tatlı kıl. Önce az kıl dedim, öz kıl. Efendim, az kıl. Yani öyle önüne, arkasına efendim, 4 tane, 2 tane falan. Allah'ın dediği kadar kıl. Baktın hoşuna gidiyor. Bir vakit daha kat yani. Efendim, yavaş yavaş ruhun haz almaya başlayacak. Göreceksin ki Rabbinle konuşmaktan memnun olacaksın. Göreceksin ki bir zamanın atı oluyorsun. Zamanın atı olmaktan zamanın süvarisi oluyorsun. Zamanı yönetmeye başladığını göreceksin. Allah'ın seninle ilgilendiğini göreceksin, hissedeceksin. İçine damlamaya başlayacak. Bunu gördükten sonra ensene silah dayasalar da bırak ulan şu namazı deseler verir miyim namazı diyeceksin. Dedim. Eyvallah hocam. Eyvallah. Nokta koyalım. Bu da din dili. Siz de yorgunsunuz. Eyvallah. Sevgili izleyenler, malum konumuz çok su götürecek bir konuydu. Fakat biz ayrılan zamanında fazlasıyla açtık. Açmamıza rağmen yine de sonuna geldik. İnşallah başka konularda yine başka konuklarımızla buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sabırla bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hocam bu yorgunlukla bizi kırmayıp geldiğiniz için ayrıca size hasreten teşekkür ederim. Ben de Allah teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun.